İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu. Ekranda sevgili seyirciler, startı. Başkan mı verecek acaba? Sayın Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu. Sayın Bakan verecek startı. Biliyorum. Evet, konuğumuzdan da bir prova. 41. Vodafone İstanbul Maratonu'na hoş geldiniz. Tuğba Güvenç. 3000 metre engellide Avrupa Gençler Şampiyonu diyelim. Burada İslam oyunları falan yazmıştı. Dünya Üniversiteler Şampiyonu. Ve Salih Korkmaz yürüyüşte dünya beşiniz. Vay vay vay. Güzel, güzel liste. Duyuyorum. Orada müzikten duyamıyordum da burada biraz daha iyi oldu. Daha iyi oldu mu? Daha iyi. Ha. Alanının önündeki alanı boşaltınız. Artık hazırız. Tekerlekli sandalye sporcuları için startın verilmesi için 5'ten geriye doğru sayacağız hep birlikte. 5, 4, 3, 2, 1. Sevgili seyirciler, Roma, Bizans ve Osmanlı gibi 3 büyük imparatorluğa başkentlik yapan, İki kıtayı birleştiren Türkiye'nin en kalabalık, iktisadi ve kültürel açıdan en önemli şehri İstanbul'dan hepinize mutlu bir pazar diliyorum. 41. kez düzenleniyor Vodafone İstanbul Maratonu ve bu heyecanı hep birlikte yaşıyoruz. Mükemmel bir hava gerçekten. Spor için her şey müsait ve binlerce İstanbullu şu anda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü eski gişelerinin yeni kameralarının yaklaşık 250 metre gerisinde kümelenmiş durumda start almak için. Ama onlardan önce saat 8.45'te birkaç saniye önce tekerlekli sandalye kategorisinde mücadele eden 8 sporcu start aldı ve ilk yarış onların yarışı ve onların yarışı da başlamış oldu. Saat 9'da 42 kilometre 195 metrelik maraton yarışı, elit atletler yarışı başlayacak. Yine aynı noktadan start verilecek sevgili seyirciler. Saat 9.15'te 15 kilometre yarış startı verilecek ve saat 9.45'te ise halk koşusu başlayacak 41. Vodafone İstanbul Maratonu'nda. Ben Mehmet Sevinç, bu yayında sizlerle birlikteyim. Türkiye Atletizm Federasyonu Teknik Kurul üyesi ve daha önce burada yarışmış birisi Ahmet Ali Baş bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese iyi pazarlar diliyorum. Gerçekten mükemmel bir gün. Hava şartları son derece iyi. Rüzgar yok İstanbul'da ve şu anda hava sıcaklığı yaklaşık 13-14 derece start noktasında ve güzel bir gün sporcular için de son derece müsait değil mi koşmak için? Evet, oldukça güzel bir hava. Özellikle Kasım ayı için sonbaharda İstanbul için beklenenden daha iyi bir hava koşulları var bugün. İnşallah devamında da herhangi bir rüzgar ve yağış beklenmiyor zaten. Yarış saat içerisinde bu şekilde de tamamlanır. İşte son hazırlıklar yapılıyor sevgili seyirciler. Tekerlekli sandalye sporcuları start aldılar ve saat 9 itibariyle de elit atletler maraton koşmaya başlayacaklar. Maraton çıkışı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kameralarının 250 metre gerisinden yapılacak ve Sultanahmet'te at meydanında sona erecek. Maraton geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi 6 saatlik bir sınır içinde tüm koşucuların finish noktasına gelmeleri bekleniyor. Sonrasında yollar zaten açılacak ve 6 saatin ardından ulaşan sporculara da madalya takdim edilemeyecek. Onlar klasman dışında, tasnif dışında
kalmış olacaklar. Maraton için sınır 6 saat sevgili seyirciler. Tabii teknik bilgiler de vermek gerekiyor. Parkur boyunca 30 ambulans görev yapıyor ve finish noktasında da şu anda bizim olduğumuz noktada da çadır hastane var. Sporculara anında müdahale edilebilecek. Bu da son derece tabii ki önemli bir nokta. Tekerlekli sandalye yarışı başladı. 8.45 itibariyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde şu anda sporcular, 8 sporcu start aldı. Ve yaklaşık 12 dakika sonra da elit atletleri göreceğiz. Özellikle tekerlekli sandalyedeki atletlerin önceden başlatılmasının teknik anlamda bir nedeni var. Start anında arkadan çok kalabalık grubun onlara zarar vermemesi için böyle bir saat diliminde farklılık yaratarak tekerlekli sandalyedeki sporcuları 15 dakika daha önce yarışmaya başlattılar. Çünkü arkadan gelen kalabalık o süre içerisinde biraz daha gruplarda kopmuş olacaklar ve o sporcularımız da koşu esnasında rahatsız etmemiş olacaklar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu az önce startı verdi. Geçme Spor Genel. Hazır mıyız? Geçme Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte. Bugün Geçme Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu da sporcularla birlikte bir süre yürüyecek. Onlara eşlik edecek sevgili seyirciler. Burada çok değerli sporcularımız da var. Onların da isimlerini zikretmek istiyorum. Çok önemli isimler burada çünkü. Karate'de dünya şampiyonu Serap Özçelik burada. Alparslan Yamanoğlu yine karate'de Avrupa şampiyonu sporcumuz burada. Boks'ta bizleri gururlandıran iki isim burada. Elif Güner'i ve Buzenaz Çakıroğlu dünya ikincisi olan iki sporcumuz yine buradalar. İbrahim Çolak yine burada. Türk spor tarihine geçti biliyorsunuz İbrahim Çolak. Jimnastikte, halka aletinde dünya şampiyonu oldu. Bir ilki gerçekleştirdi yine. Ahmet Önder, dünya ikincisi sporcumuz jimnastikte burada. Cenk İldem, dünya şampiyonasında üçüncü olmuştu. Süleyman Atlı burada, dünya ikincisi sporcumuz. Atakan Yüksel burada. Yine Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte yürüyecek. Atakan Yüksel, o da Avrupa şampiyonu sporcumuz. Atletizmde Ramil Guliyev yine burada. Yasmani Kopello, Tuğba Güvenç, Salih Korkmaz ki dünya şampiyonasında yürüyüşte beşinci oldu. O da mükemmel bir sonuca imza attı. O da burada Sayın Bakanımızla birlikte bir süre yürüyecekler. Bu sporcuların da tabii katılımı, buraya gelmeleri son derece güzel değil mi Sayın Ahmet Elibaş? Evet, sporun işte en güzel noktası burası. Hangi branşta olursa olsun, hangi disiplinde olursa olsun bugün burada güzel bir etkinlik var. Bu etkinliğe de spor adına destek vermek için bu şampiyon sporcularımız Sayın Bakanımızla birlikte bugün sembolik de olsa bir yürüyüş yapacaklar. En azından sporun tabana yayılmasında, sporun kitlelere ulaşmasında bir nebze de bu sporcularımız rol model olarak bu şampiyona gelmiş oldular. Evet, tekerlekli sandalyede start verildi. Tekerlekli sandalye sporcuları da sevgili seyirciler 42 kilometre yarışacaklar. Genç ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu bir konuşma yapıyor. Heyecanını, mutluluğunu yaşıyor. Elbette bir kere var şu bu yıl düzenleniyor. Ben sporun birleştiren, dönüştüren sağlık ve ruh açısından önemini hepinizin bildiğini biliyorum. Tabii ki bugün bizlerle göğsümüzü kabartan sporcularımız da var. Ay yıldızı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında göndere çektiren değerli sporcularımız da burada. Dünyanın dört bir tarafından sporun birleştiren ruhuyla İstanbul'umuza gelen sporcular da burada. Ben kendilerine de hoş geldiniz diyorum. Ve bugün Asya'yı Avrupa'ya bağlayacağız. Gönülleri birleştireceğiz. Ve inşallah spor ruhuyla yarınlara gençlerimizle yürüyeceğiz. Ben tüm katılımcılara başarılar diliyorum. Evet Sayın Bakan'ın konuşmasını da dinledik. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Sayın Fatih Çintımar ve Gençlik ve Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan oradaydı.
Sayın Bakan'ın konuşmasını da dinledik. Bu sporcuların katılımı, tabii ki diğer kategorilerden gelen sporcuların katılımı da tabana yaymak açısından, spor atletizmi, yürüyüşü, koşuyu tabana yaymak açısından da önemli olsa gerek. Tüm sporculara başarı diledi Sayın Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu. Bu sene bir sloganı var geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Vodafone İstanbul Maratonu'nun. İstanbul senin, durma, koş çocuklar için, koş sloganıyla geçiliyor Vodafone İstanbul Maraton. Evet, tematik olarak son dönemlerde böyle her yıl için bir slogan bulundu. En azından bu yılı çocuklara adamış oldular İstanbul Vodafone Maratonu'nda. Ve biraz önce de bahsettiğiniz üzere değerli isimleri saydınız. Bunlar Türk sporuna mal olmuş ve ülkemizin gerçekten kendi öz değerlerinden yetiştirdiği şampiyon sporcular. Onların burada olmuş olması bu organizasyona farklı bir anlam daha katıyor. Artık bu tür organizasyonlarda halkın ilgisini çekecek, çocuklarımızın ilgisini çekecek, şampiyonlara dokunabilmek, şampiyonlarla birlikte yürüyebilmek onlar için bir ayrıcalık olacaktır. Burada da bu 41. Vodafone İstanbul Maratonu'nda da bunu gerçekleştirme şansları doğdu. Aslında ben son yıllarda şunu görüyorum, son derece seviniyorum da buna. İstanbul Maratonu'yla birlikte bir koşu kültürü oluşmaya başladı Türkiye'de. Hem organizasyon sayısı arttı hem de katılımcı sayısı arttı. Evet. Tabii ki bu organizasyonların en temelinde federasyon ne kadar üst çatıda yer alsa da yerel yönetimlerin katkısı tartışılmaz. Eğer yerelde organizasyonlar yaygınlaştırılabilirse ve yerelde değer bulursa katılım da artıyor. Organizasyonun kalitesi de artıyor. Neticede bütün organizasyonlarda arka planda bir de maliyeti var. Bu maliyetlerin mutlaka sponsorlar aracılığıyla veya yerel yönetimler aracılığıyla desteklenmesi gerekiyor. Ama spora ve kattığı değere tartışmasız ben de katılıyorum. Yani bu organizasyonların işte hafta içerisinde de Sayın Valimiz Diyarbakır'da böyle bir organizasyonu yapacağını bildirdi. Onun da hafta içi lansman çalışmasını yaptık. Diyarbakır'da da önümüzdeki yıl 19 Nisan'da Sur Yarı Maratonu düzenlenecek. Hem o tarihi şehrimizin güzelliklerini yansıtabilmek hem de Türk sporuna katkı sağlamak için bu tür organizasyonların gün geçtikçe arttığı gözleniyor. Geçen sene 42 kilometre koşusuna kayıt yaptıran kişi sayısı 4509'du. Start alan 3892 kişi vardı. Bitiren 3501 sporcuydu. 15 kilometre koşusuna 6924 kişi kayıt olmuştu. 5984 kişi başlamıştı. 5638 kişi bitirmişti. Bunlar gerçekten önemli sayılar. Tabii amacımız öncelikle 10 binleri, sonra 20 binleri ve 30 binleri görmek ki bizim bir hedefimiz var. Majör maratonlar arasına girmek istiyoruz. Dünyada 6 majör maraton var. Ve bunların majör maraton olma sebeplerinden biri de belki de en önemli sebebi çok fazla katılımcı olması. Bu maratonlar aynı zamanda çok büyük sponsor destekleri de alan maratonlar. Tokyo Maratonu, Boston Maratonu, Londra Maratonu, Berlin Maratonu, Chicago Maratonu ve New York Maratonu. Bu 6 maratonun, 6 majör maratonun 3'ü Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ve dediğim gibi çok büyük sponsorlar destek veriyor bu maratonlara ve katılımcı sayıları da 10 binlerle ifade ediliyor. Tabii bahsettiğiniz üzere burada asıl olan bu maratonlarda maratonu bitiren sayının yüksek olması. Seyirciler, Tuğba'yı gördüm. 23 yaş altı Avrupa şampiyonu Tuğba'mız 3000 metre engellide. Her ne kadar dünya şampiyonası onun için iyi geçmemiş olsa da 23 yaş altında son derece başarılı bir isimde Avrupa şampiyonu olmuştu. Tuğba Güvenç, yine Süleyman Atlı'yı gördüm orada. Şahika Ercümen'i gördüm. Dünya dalış rekortmeni. Ama biz öncelikle 42 kilometre start listesine bir bakalım ki ekrana da geliyor zaten. Süremiz de azaldı. Start verilmek üzere yaklaşık 1,5-2 dakikalık zaman var. Start öncesinde Türk atletler de var. İsterseniz sayalım Türk atletleri. Türkiye'den Bekir Karayel burada koşacak. Ercan Arslan burada yine koşacak sevgili seyirciler. Yavuz Ağrılı, Polat Kemboy, Arıkan Avrupa şampiyonu sporcumuz.
Ömer Alkanoğlu, Üzeyir Söylemez, Mehtan Turhan, Nuri Kömür, Aykut Taşdemir, Saffet Elkatmış, Ahmet Arslan, Halil Yaşın burada koşacak Türk sporcular. Kadınların listesi de ekrana geldi. Kadınlarda da Türk sporcuları söyleyelim hemen. Geçtiğimiz yılın beşincisi Elvan Abeylegesse burada koşacak. Büşra Nur Koku burada koşacak yine. Tubay Erdal koşacak. Yasemin Can Arslan burada koşacak. Sebahat Akpınar ve Bahar Doğan. Onlarla geçen hafta da karşılaştım. Zeytinburnu'nda, Cumhuriyet koşusunda. Bu iki önemli isim de hem Sebahat Akpınar hem de Bahar Doğan. Onlar da burada koşacaklar sevgili seyirciler. Ve artık geri sayımdayız. 42 kilometre mücadelesi, 42 kilometre, 195 metrelik maraton başlamak üzere. 41. kez düzenleniyor Vodafone İstanbul Maratonu. 41 kere maşallah diyelim, nice 41 senelere evet diyelim. İstanbul'umuz için, ülkemiz için gerçekten güzel bir gün. Şu anda da startta da biraz önce saymış olduğunuz Türk atletlerle birlikte yurt dışından katılımcılar elit atlet sınıfında diğer atletlerin önünde start için yerlerini aldılar. Sebebi de dediğim gibi bunlar performans olarak diğer kategorideki, yaş kategorilerindeki sporculardan çok üst oldukları için her zaman yarışma organizasyonlarında kendilerine elit atlet sınıfında ön taraftan yerler ayrılıyor. Startta herhangi bir karışıklık, kargaşalık olmaması için. Bir festivaldir aslında maraton, işte görüyorsunuz. Kendi startlarını bekleyen halkımız, onlar da eğleniyorlar. Maratonun öneminden bahsedeceğiz ama öncelikle startı verelim sevgili seyirciler. Maraton gerçekten şehirler için son derece önemli. Şehirlerin tanıtımı için son derece önemli. Sağlık için son derece önemli. Geri sayımda son saniyeler ve mücadele başlıyor. İstanbul Maratonu'nda sporcuların mücadelesi başlıyor. Maraton işte bu görüntülerle başlamış oluyor. Gişelerin, eski gişelerin yeni kameraların 250 metre gerisinden start aldı sporcular. 42 kilometre koşacaklar, mücadele edecekler ve neticesinde İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda finişe ulaşacaklar. Burada şampiyonun tahmini varış süresi 11.11. Yaklaşık 1 saat 11 dakika sonra, 10 dakika sonra burada olmasını bekliyoruz. Erkekler şampiyonunun 2 saat 11 saat olarak 11.11. Şu anda 9 saat, 2 saat 11 dakika sonra burada olmasını bekliyoruz şampiyon sporcunun. Ödül töreni de yine Sultanahmet'te yapılacak saat 12'de sevgili seyirciler. Tabii tempoyu belirleyen tavşan atletlerimiz de var burada. Tavşan atletler, tempoyu belirleyen atletler hemen öne geldiler. 5 Kenyalı. 6 Kenya'da tavşan atlet burada mücadele için hız verecek atletler. Evet, biraz önce bahsettiğiniz 6 tavşan atlet uluslararası yarışma kural gereği normal atletler gibi kayıt yaptırıyorlar. Normalde IAAF kurallarına göre, uluslararası yarışma kurallarına göre herhangi bir tavşan atlet tanımı yok. Sadece organizasyonlar tarafından bu atletlere ekstra ücretler ödenerek tempo belirlemeleri isteniyor yarış içerisinde. Ama dediğim gibi bu atletlerde normal diğer performans gösteren elit atletler gibi yarışmaya kayıt olup yarışmaya startıyla birlikte yarışa başlamak zorundalar. Yarışın içerisinde de organizasyonun onlara öngördüğü kilometrelere kadar yarışı sürdürebilmek zorundalar. Ama isterlerse, performansları o gün yeterliyse yarışı tamamlayıp sıralamada da kendilerine yer bulabiliyorlar. Zaman zaman da tavşan atlet olarak yarışa başlayıp yarışı kazanan sporcular da çıkabiliyor. Geçen sene yarı maratonda olmuştu. Evet. Geçen sene yarı maratonda olmuştu. Tabii maratonda biraz zor gibi görünüyor ama bakalım, her zaman denk gelmiyoruz o tarz görüntüler. Yarı maratonda denk geldik. Bugün neler olacak hep birlikte göreceğiz. Önümüzde uzun saatler var. Sporcuların da önünde uzun bir yol var tabii ki. İşte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sevgili seyirciler geliyor ekrana. 20 Şubat 1970 tarihinde yapımına başlandı bu köprünün ve 30 Ekim 1973 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 50. yıl dönümünde
Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından devlet töreniyle açılmıştı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Tabii yapımı tamamlandığında Sayın Ahmet Elibaş dünyanın en uzun 4. asma köprüsüydü. Ama şu anda bu kategoride biraz geriye düşmüş durumda. Ama göz bebeğimiz çok değerli. Bizim için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü İstanbul'un 3 gerdanlığından ilki. Evet, şu anda köprünün üzerinde koşuların atletler sürdürüyorlar. İsterseniz parkur anlamında İYAF kurallarına göre teknik birkaç bilgi vereyim. Tabii ki çok önemli çünkü bu bilgiler. Bilindiği gibi maraton parkurları AIMS dediğimiz Dünya Maraton ve Yol Koşuları Birliği tarafından İYAF'a bağlı olan bir kuruluş tarafından organize ediliyor. Ve bu parkurlar ölçülürken sertifikalı kalibrasyon eğitimi ve sertifikalı programlardan mezun olduktan sonra bu parkurları ölçebiliyorlar. Güzergah üzerindeki en kestirme noktadan bu işaretler belirleniyor ve sporcuların herhangi bir avantaj sağlamaması için ve parkurlar belirlenirken İYAF kurallarına göre o parkuru rekor sayılabilmesi için 3-4 tane de önemli tema var. Başlangıçla bitiş noktasındaki kuş uçuşumu mesafenin yarışın %50'sinden fazla olmaması gerekiyor ve İstanbul'daki bu parkurdaki bu oranda %15.7, yani İYAF kurallarına uygun. Bir de binde birlik bir eğim söz konusu. Binde birlik eğim şu anlama geliyor: yarışın başlangıç noktası ile bitiş noktası arasında kilometrede, yani 1 metreyi aşmayacak şekilde aşağıya doğru eğimin olmaması gerekiyor. Ve bu parkurda bilindiği üzerine köprüden başlayıp deniz seviyesine doğru inildiği için yarışın başlangıç kısmında yaklaşık bir 78 metrelik bir eğim farkı var aşağıya doğru. Fakat bilindiği üzere işte yayının sonuna doğru da göreceğiz. Atletler son parkurun son aşamasında tırmanışa geçecekler. Burada da yaklaşık bir 38 metre yukarı doğru eğim farkı aldıkları için ortaya 40 metrelik bir eğim farkı çıkıyor. Bu da kural gereği 42 metreye geçmediği için parkur İYAF kurallarına göre uygun gözüküyor. Yani bunu da izleyicilerin bilmesinde fayda var. Sebebi kurallara uygun olması için, o şehrin yapısına da uygun olması için bazı ufak değişiklikler yapıldı. Sultanahmet Meydanı'nda bitmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani burada bir dünya rekoru zamanı gelirse geçerli olacak. Geçerli olacak. Parkur rekorunu söyleyeyim o zaman. Parkur rekoru bizim maratonumuzda 2 saat 10 dakika 42 saniye. 2010 yılında Vincent Kiplagat bu zamanı yapmıştı. Sevgili seyirciler, parkur rekoru erkeklerde bu. Kadınlarda da Ruth Chepengetich, ki son yıllarda hem yarı maratonda hem de maratonda koştu. İstanbul'da bu kez yok. Dünya şampiyonu oldu Doha'da Ruth Chepengetich. Son yılların en önemli maratoncusu. 2:22:36 2017 yılında bu zamanı yapmıştı Kenyalı Ruth Chepengetich. Hem erkeklerde hem de kadınlarda parkur rekoru Kenyalı sporculara ait. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yavaş yavaş geride kalıyor. Öndeki tavşan atletler tarafından geride bırakılıyor. İlk yıllarında yaya trafiğine de açıktı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, ama 1978 yılından itibaren yaya trafiğine tamamen kapatıldı. Toplam uzunluğu 1560 metre, orta açıklığı yani iki kule arası 1074 metre sevgili seyirciler ve kulelerinin yüksekliği de 165 metre. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün parkur geliyor ekrana grafikle. Sporcular tabii köprüyü geçecekler. Sonrasında Beşiktaş'a inecekler. Ardından sahile bağlanacaklar. Ve işte bu şekilde sahilde de bir tur atıp sonrasında Sultanahmet Meydanı'na doğru o az önce bahsettiğiniz çıkışı gerçekleştirecekler. Burada bir U dönüşü var. U dönüş yaptıktan sonra sporcular tekrar dönecek. Özellikle parkur bahsettiğiniz üzere büyük bir kısmı sahil şeridinde, yani eğimsiz alanda geçiyor. Bu da maraton için iyi parkurlardan bir tanesi. Çünkü yarış içerisindeki iniş çıkış veya parkurun zorluğu da sporcuların performansı üzerinde önemli bir etkisi var. Burada sporcular sahile indikten sonra düz bir zeminde yarışı sürdürecekler.
42 kilometrede sevgili seyirciler start verildi. Şu anda önde tempoyu yapan atletleri görüyoruz. 15 kilometre yarışı yaklaşık 7 dakika sonra başlayacak. Ve ardından da saat 9.45'te de halk koşusu startı verilecek. Şu anda önde tempo yapan atletleri yine görüyoruz sevgili seyirciler. Tabii kademeli olarak da trafiğe açılacak yollar. Bunun da bilgisini verelim İstanbullular için. İlk 15 kilometrelik bölüm, yani 4 saatlik saat diliminde tamamlanmış olması gereken bölüm saat 13'ten itibaren trafiğe açılmış olacak ki genelde daha erken açılıyor. Kademeli olarak, kontrollü olarak daha erken saatlerde trafiğe açıldığını görüyoruz. Yolların ve maraton için bazı sınırlamalar da var. Örneğin 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor sporcuların 42 kilometre yarışına katılmaları için. Nasıl başvuru yapılıyor? Bunu da söyleyelim kısaca. 31 Temmuz'a kadar başvuru yapanlar 50 TL ödeyerek katıldılar 42 kilometrelik bu maraton yarışına. Bu zaman dilimini geçirenler 1 Ağustos 31 Ağustos tarihleri arasında kayıt yaptıranlar 70 TL ödediler. 1 Eylül 30 Eylül arasında kayıt yaptıranlar 100 TL ödediler. Ve bir de geç kayıt var. 30 Eylül'ün de ötesine kalanlar 31 Ekim ve 2 Kasım tarihleri arasında maraton fuarına geldiler. Orada 130 TL artı fuarda seçtikleri bir sivil toplum kuruluşuna 50 lira bağış yaparak yine geç kayıt imkanıyla buraya katılabildiler sevgili seyirciler. Tabii sivil toplum kuruluşları da son derece önemli. Sayın Ahmet Elibaş, burada yapılan bağışlar çok çok önemli. Birçok sivil toplum kuruluşunun da burada temsil edildiğini görüyoruz zaten. Bunun için neler söyleyeceksiniz? Daha da fazla yer alması gerekiyor sivil toplum kuruluşlarının bu tür organizasyonlarda. Başında da belirttik. Ne kadar kitlelere ulaşabilirsek, ne kadar kitlelere dokunabilirsek, temas edebilirsek maratonun dokusunu, bu organizasyonun dokusunu, o kadar da katılımcıya ulaşmış olabiliriz. Tabii ki tabana yayılması, yaygınlaşması açısından sivil toplum kuruluşlarının bu noktada çok önemi var. En azından onlar vasıtasıyla da maratona katılmak isteyenler veya bu organizasyona destek vermek isteyenlere ulaşmak daha kolay olacak. Kesinlikle öyle. Tekrar start noktasına doğru çevirdik kameralarımızı. Sevgili seyirciler, 15 kilometre yarışının başlamasına da yaklaşık 4 dakikalık bir zaman dilimi kalmış durumda. Maraton at meydanında Mısır dikili taşının önünde sona erecek. Bir kez daha bu bilgiyi de verelim. 5. kilometreden itibaren de parkur boyunca her 2,5 kilometrede bir su ve sünger istasyonu var. Sporcular su ihtiyaçlarını bu istasyonlardan karşılayabilecekler. Tabii şu anda tempo belirleyici tavşan atletlere çok daha takılmadı diğer atletler. Arkada grup oluşturdu ama onlar da kendilerine verilen görevi yerine getiriyorlar. En azından ilerleyen dakikalarda arka gruptaki elit atletler öndeki tavşan atletlere daha yakın koşacaklardır. Aslında istenen durum tavşan atletlerin, elit atletlerin hemen önünde, bir metre kadar önünde koşması tercih edilir ama burada da artık tempo yavaş yavaş oturmaya başladı. İlerleyen dakikalarda da elit atletler ön gruba doğru yaklaşacaklardır. İlk 30 kilometrede çok ciddi bir kopma aslında genelde olmuyor, beklemiyoruz ve son 12 kilometrelik bölümde ciddi ataklar geliyor. Şu anda henüz yarışın başı. Özellikle maratona gerçekten hazırlığınız varsa zaten oralarda beklenmez kopmalar. Genellikle 37-38. Kilometreden sonra kopmalar olabiliyor. Tabii aynı performansa sahip atletler arasında ama bir grup 2.11 koşarken 2.20 koşan atletlerin de ön grupta olması da çok istendik bir durum değildir. Çünkü çok erken borçlanmaya gireceklerinden, laktik asit seviyeleri çok erken yükseleceğinden zaman zaman tempolarını yüksek koşmalarından dolayı yarışı terk ettikleri de gözlemlenebiliyor. Onun için maratonun her şeysi sporcunun buraya yaptığı hazırlık ve stratejisine bağlıdır.
koşabileceği tempoda sporcunun koşması gerçek performansını ortaya çıkarmakta daha işini kolaylaştıracaktır. Aslında bu konular son derece önemli konular. Uzun mesafe koşullarına nasıl hazırlanılmalı? İsterseniz 9.15'te 15 kilometre yarış startını verelim, bu konulara girelim. Çünkü evet, bu konular gerçekten önemli ve uzun konular. Sizin de görüşlerinizi almak istiyorum. Siz de eski bir atletsiniz, görüşleriniz son derece değerli. Peter Ndorobo geliyor ekrana sevgili seyirciler. Kenyalı sporcu 2.14.34 Ljubljana'da 2017'de gerçekleştirdi bu zamanı. 93 doğumlu Ndorobo ve Birenç yine ekrana gelen isimlerden. Tavşan atletler, tempoyu belirleyen atletler de saatlerine bakıyorlar. Çünkü bu atletlerden her saat, her 5 kilometre için belirli bir tempo da koşmaları bekleniyor. Onlar da bu tempoyu ayarlamak için saatlerini kontrol ediyorlar. Aslında İniş bölümleri biraz daha zordur değil mi? Yok, aslında iniş bölümleri biraz daha sporcuyu rahatlatır. Kas ama grupları için belki biraz tabii daha özellikle zorlayıcı. Quadriceps ön kas grupları daha koşuda devreye girdiği için biraz kasılmalar olabilir ama genellikle hani enerji açığa çıkması açısından inişe doğru koşmak performansta artış gözler. Temponun tabii yüksek olduğu bölümlerdir. Tabii yani temponun yüksek olduğu bölümler. Burada atletler ne kadar saatine baksa da bu seviyedeki atletler koştuğu tempoyu hissederler. Hangi tempoda gittiklerini hissedebilirler. Yani bu hissiyat atletlerde, özellikle uzun mesafe atletlerde gelişir zaman. Öncelikle 8.45'te tekerlekli sandalye startını verdik sevgili seyirciler. Tekerlekli sandalye tasnifi de Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin klasifikasyonuna göre yapılıyor. T32, 34 ve T51, 54 kategorilerinde yer alan bedensel engelli sporcular sadece burada yarışa biliyor. Bunun da bilgisini paylaşmış olalım sevgili seyircilerimizle. Ve işte beklenen an 15 kilometre koşusu da başlıyor. Yine kameraların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kameralarının 250 metre gerisinden verildi. Start son derece keyifli görüyorsunuz İstanbullular. Hava çok güzel, çok güzel bir gün Kasım ayı için. Dolayısıyla bu güzel hava koşullarında İstanbul'un keyfini sürecek sporcularımız. Evet, burada da yine 15 kilometrede elit atletler yarışıyor. Aynı şekilde maratonda olduğu gibi onlar da diğer sporcuların önünde start aldılar. Ekranlara yansımadı ama onlar da aynı şekilde elit atletler kategorisinde 15 kilometrede yarışacaklar, kadınlarda ve erkeklerde. Tabii burada yayının başında da belirttik. Asıl olan maraton, maratonun olgusunun gelişmesi ve tabii performans olarak herkesin 40 kilometreyi koşma şansı olmadığı için organizasyonda bu şekilde ara mesafelerde de halkın da katılacağı, iştirak edebileceği mesafeler belirleniyor. Bu bahsettiğiniz majör maratonlarda da benzer durumlar var. Sadece majör maratonlarda, yayının başında da bahsettik, maratonu tamamlayan sporcu sayısının fazla olması onları ön plana çıkarıyor. 15 kilometre startı da verildi ki TRT Spor ekibinden de bayağı bir koşan arkadaşımız var 15 kilometreyi. Onların da derecelerini tabii ki takip ediyor olacağız. Aslında kurumlar, biraz önce de bahsettik, sivil toplum örgütleri ve resmi kurumlar bu organizasyonlara hem personel açısından hem iştirakçı açısından ciddi anlamda destek veriyorlar. Tabii Türkiye'nin değişik bölgelerinden gelip bugün bu yarışma organizasyonunda yer alan arkadaşlar da var. Onlar da gerçekten hem 15 kilometre olsun hem halk koşusu olsun bugün katılımcı olarak burada, bu İstanbul'da bu maratonun keyfini çıkarmaya çalışıyorlar. Özellikle parkur üzerinde biraz önce de teknik detaylardan örnek verdim. Yol çizgilerinden ayırt edici başka bir, genellikle mavi renk çizgi kullanılıyor ve o mavi renk çizgi o yol güzergahı üzerindeki en kestirme nokta olarak parkur boyunca devam ediyor. Ve sporcular da genellikle koşu esnasında o çizgiyi takip ediyorlar. Çünkü en net, en kestirim çizgi 42 kilometredeki ölçülmüş çizgidir.
dışarıdan koşmaları biraz daha mesafeyi uzatmaları anlamına geliyor. Genelde sporcular bu çizgiyi takip ederek yarışlarını sürdürürler. Ve bir şehre gittiğinizde özellikle maraton kültürü için şehrin ortasındaki caddelerde düz devam eden bir çizgi, mavi çizgi varsa bilin ki o şehirde maraton koşuluyordur. Evet sporcular, şu anda ekrana geldi. Elit erkeklerde 42 kilometre koşan sporcular ekranlarınıza yansıyor sevgili seyirciler. Hala yarışın başı, dolayısıyla kopmalar şimdilik söz konusu değil. Evet, maraton öncesine gelelim. Az önce bahsettik. Maraton öncesinde neler yapılmalı? Uzun mesafe koşularından önce neler yapmalıyız? Nasıl hazırlanmalıyız? Çünkü işte kolay değil maraton koşmak. Çok uzun bir mesafe. 42.195 metre. Sadece fiziksel dayanıklılık gerektirmiyor. Aynı zamanda bir mental dayanıklılık da gerektiriyor. Bu nedenle biraz planlı olmayı da zannediyorum ki gerektiren bir koşu. Ne giyeceğimiz, ne yiyeceğimiz bizim için son derece önemli maraton öncesinde. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl hazırlanmak gerekiyor maratona? Çünkü zannediyorum ki aylar süren zorlu bir hazırlık süreci de var eğer tam anlamıyla bir maratona koşmak istiyorsanız. Evet, özellikle elit sporculardan başlayalım. Elit sporcular aşamasında maraton gerçekten yılda 2 veya 3 kez koşulabilen bir yarışma performansı içeriyor. Çünkü toparlanması ve hazırlık süreçleri çok uzun sürüyor. Özellikle bir maraton hazırlığında yaklaşık bir 3,5-4 aylık bir süreye ihtiyaç var elit atletler için. Bu da senede o sporcunun 2 veya 3 maraton, kaliteli maraton koşmasını öngörüyor. Tabii elit atletlerde bu düzeyde maraton yarışabilmek için de hazırlıklarının tam olması gerekiyor. Eğer o şansınızı iyi kullanmazsanız bir daha toparlanıp hazırlanmanız 4 ayınızı 5 ayınızı alıyor. Bu noktada hani elit atletlerin senede 2 veya 3 maraton koşmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Hazırlık süresinin çok uzun olması ve rejenerasyon dediğimiz toparlanma süresinin de diğer mesafelere göre uzun olmasından dolayı bu atletler açısından bu şekilde. Özellikle sedanter ve halk için önerebileceğim birkaç bir şey var. Mutlaka düzenli koşan kişiler maratonu koşsunlar. Çünkü hem kalp sağlığı açısından hem de genel sağlık açısından çok önemli. Düzenli bir antrenman geçmişleri yoksa çok maratonu koşmalarını önermiyorum. Ama gerçekten günlük yaşantılarında haftada 4-5 gün bir antrenman süreçlerini yaşıyorlarsa ve düzenli koşularını yapıyorlarsa her birey maratonu koşabilir. Dediğim gibi kimisi 4 saatte, kimisi 5 saatte olmak üzere bu mesafeyi tamamlayabilirler. Şu anda sporcular Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a indiler ve sahil yolunu da izleyerek Karaköy'e doğru ilerliyorlar sevgili seyirciler. Galata Köprüsü'nden sonra da Sirkeci yönüne sapacaklar. Sahil yolunu takip ederek Bakırköy Hava Harp Okulu önünden geldikleri istikamete geri dönecekler ve sahil yolundan Gülhane Parkı'na doğru devam ederek parkın içinden geçecekler. Sultanahmet Meydanı'na çıkacaklar ve yarış at meydanında Sultanahmet Camisi'nin giriş kapısıyla Dikili Taş'ın arasında şu anda bizim olduğumuz bölgede Mısır Dikili Taşı'nın önünde sona erecek. Özellikle yarış esnasında giyilen ayakkabının ve kıyafetlerin de mutlaka yarışa uygun olması gerekiyor. Ve bu noktada da özellikle pamuklu giysiler tercih edilmeli. Çünkü yarış içerisindeki sentetik ürünler vücutta tahrişe neden olabiliyor ve kanamalara, yaralanmalara da neden olabiliyor. Onun için ayakkabı çok önemli maraton yarışmalarında. Uygun ayakkabıyı seçmek gerekiyor. Eğer uygun ayakkabıyı seçmezseniz yarışın belli noktalarında ayaktaki ısı artışı veya uygun çorapta giymediyseniz ayakta gül toplama veya su toplama gibi olaylarla da karşılaşılabiliyor. Tabii yarıştan önce antrenmanlarda denenmiş ve gerek rahatlık gerekse performans anlamında sizi memnun eden ayakkabıları tercih edin.
Tabii yani çok önemli şeyler ama dediğim gibi bu tür deneyimli olan hiçbir kimse böyle ilk kez almış olduğu ayakkabıyla veya kıyafetle, spor kıyafetiyle burada yarışmaz. Genellikle bu maratonu koşanlarda bu kültür oluşmuştur. Çünkü dediğim gibi antrenmanı yapmış olması gerekiyor her şeyden önce bu yarışlarda yarışabilmek için. Bunu denediklerini düşünüyorum. Mesela Abebe Bikila 1960 Roma'da yalın ayak bitirdi bir yarışı. Çünkü kendisine gelen ayakkabılar ayağını vurdu. Dolayısıyla daha önceden test etmediği bir ayakkabıyla yarışmak pek de akıl kârı değil diyebiliriz. Evet tabii geçmiş tarihlerde buna benzer olaylar yaşıyoruz. Yani birçok örnek verebiliriz. Yarışın içerisinde ayakkabısını çıkarıp yarışa devam eden birçok sporcu oldu geçmişte. Bu da tabii hem teknolojiyle birlikte hem de sporcuların çok bu olaylara entegre olmasıyla birlikte bu sorunlar artık günümüzde çok rastlanmıyor. Tabii ki. Özellikle Afrikalı sporcular kendi yaşadıkları bölgelerde bu kıyafetlere ve ayakkabılara bahsettiğiniz yıllarda 60'lı 70'li yıllarda çok kolay ulaşamadıkları için yabancılık da çekiyorlar. Adaptasyon süresinde yaşayamadıkları için bu tür sıkıntıları geçmişte çok atlet yaşadı. Tabii parkuru tanımak da önemli. Değil mi? Çünkü yarıştan önce eğer parkuru tanırsanız iniş ve çıkışları görme şansınız olur, dönüşleri görme şansınız olur ve yarışta kafanızda canlandırırsınız. Eğer sadece yarış günü gelirsiniz biraz daha belki zorlanabilirsiniz. Elit atletler düzeyinde parkuru tanımak daha kolay oluyor. En azından menajerler aracıyla veya ilk kez koşuyorlarsa bir panoramik tur yaparak da parkuru geziyor atletler yarıştan 1-2 gün önce. Bu noktada parkurun hem zeminini hem de dönüşleri bahsettiğiniz gibi inişini çıkışını atletler kafasında canlandırıyorlar. Ve elit atletler kesinlikle parkuru koşmadan önce görürler. En azından kafalarına takılan belli kısımlarını gezerler. Tabii aynı zamanda sıvı alımı da son derece önemli. Hem yarış öncesi sıvı alımı hem yarış sonrası sıvı alımı, ki yarış sonrasında 36 saatlik dilim çok önemli. Burada da kaybettiğiniz sıvıyı tekrar vücudunuza koymanız gerekiyor. Evet, sıvı alımı özellikle dayanıklık sporlar için vazgeçilmez bir gerçek. Ama ondan önce sabah kahvaltınızın veya birkaç gün önceki beslenme rejiminizin de karbonhidrat odaklı olması gerekiyor ki karbonhidrat depolarınızın kaliteli karbonhidratlarla dolmuş olması gerekiyor. Özellikle bileşik karbonhidratla beslenmek karbonhidrat kalitesini artıracaktır. Özellikle basit şekerlerden uzak durmak gerekiyor. Bunlar performansı olumsuz yönde etkileyen beslenme rejimi. Birkaç saat önce hafif bir şeyler yemek son derece önemli. Dediğiniz gibi karbonhidrat zengini besinler yemek, muz gibi potasyum zengini besinler almak son derece önemli. Asit içermeyen meyveler alınabilir. Süt ürünlerinden, kızarmış yemeklerden ve normalde yemeğe alışkın olmadığınız besinlerden de uzak durmanız genellikle önerilir. Çünkü sütün de sindirimi biraz zordur. Kızarmış yemeklerin sindirimi yine zordur. Muz potasyum zenginidir. Size dayanıklılık verir. Tost, kepekli, simit gibi karbonhidrat zengini besinler alınabilir yaklaşık yarıştan 3 saat önce. Tabii maraton yarışlarından önceki beslenme çok önemli. Ama asıl olan birkaç gün öncesindeki süper kompanzenin tamamlanması gerekiyor. Özellikle birkaç gün önceki beslenme rejiminizde karbonhidrat depolarınızın kalitesini belirliyor. Onun için sadece yarışma sabahı değil, birkaç gün öncesinden de gerçekten karbonhidrat zengin makarna, pilav, özellikle bulgur pilavında birleşik karbonhidratlar çok yüksek. Hani akşam yemeklerinde de mutlaka beyaz et, kaliteli kırmızı et almak da gerekiyor. Sadece sabah kahvaltısıyla bu belirleyici olmuyor. Ama sabah kahvaltısı yarış öncesi olduğu için yarışma içerisinde sizin rahatsızlık duymayacağınız şekilde midenizin de rahatsızlık duymayacağı ve önceden yemiş olduğunuz, denemiş olduğunuz gıdaları almak zorundasınız. Bahsettiğiniz gibi gazlı veya midenizde rahatsızlık verecek yiyecekleri de yarısı kadar yememeniz gerekiyor. Tabii bu konu önemli bir konu. Biraz da isterseniz mental hazırlıktan da bahsedelim. Mental hazırlık da önemli çünkü
vücudunuzu aylar boyunca buna hazırlıyorsunuz ama yarış da son derece uzun bir yarış. Bunun için de zannediyorum ki hazırlanmak gerekiyor. Galata Köprüsü geliyor ekranlarınıza sevgili seyirciler. Sporcular buradan Sirkeci'ye doğru bağlanacaklar ve sahil yolundan Bakırköy'e doğru ilerleyecekler. Tabii Galata Köprüsü'nü gelince görünce özellikle maratonun tarihçesini antik Yunan kentinden nasıl çıktığıyla ilgili de sayın seyircilerimize biraz bilgi aktaralım isterseniz. Milattan önce 490 yılında bir efsaneye göre Yunan ordusunun Perslerle savaşı kazanmasından dolayı bir askerin Atina'ya doğru koşarak biz bu zaferi kazandık, muzaffer olduk sevincinden sonra öldüğü rivayeti. Ama yine aynı tarihlerde yaşamış ünlü tarihçi Herodot 50 yıl sonra bu hikayeyi şu şekilde ifade ediyor. Biz Perslerden istilasından korunmak için Atina'ya kadar geri çekilmiştik. Atina'dan artık Perslere karşı direncimiz düşmüştü ve bu noktada da o asker Sparta'ya gönderildi ve Sparta'dan destek istenmesi için gönderildiğini ifade ediyor ve askerin geri dönüp dönmediği konusunda da Herodot'un ünlü tarihçi, çağdaş tarihçi Herodot'un bilgiler arasında herhangi bir not yer almıyor. Tabii değişik rivayetler var maratonun nasıl başladığı yönünde ama Yunanistan'da başladığı kesin ve milattan önce 490'lı yıllarda başladığı kesin bir bilgi ama modern olimpiyatlara geldiğimizde 1896'da ilk kez olimpiyat organizasyonunda yer alıyor ve Fransız bir tarihçinin önerisi üzerine 1896'daki Atina olimpiyatlarında yer alıyor bu organizasyon ve ilk maraton 40 kilometre olarak 1896 Atina olimpiyat oyunlarında gerçekleştiriliyor ve bu maratona Yunanlılar özel hazırlık yapıyorlar ve şampiyonadan önce 10 Nisan 1896'da koşulan organizasyondan önce iki tane maraton organizasyonu yapıyorlar Atina'da. Birincisine 11 atlet katılıyor, Yunanlı atlet. İkincisine 35 tane Yunanlı atlet katılıyor ve bunların arasından seçme yaparak olimpiyatlara katılım sağlıyorlar ve ilk olimpiyatlara 18 maratoncu start alıyor 1896 yılında ve bunların 9 tanesi yarışı tamamlayabiliyor ve yarışı tamamlayan tek yabancı sporcu da Macar sporcu. Bunun dışındaki 8 atlet Yunanlı atletler ve ilk 3 sırayı da Yunanlı atletler yer alıyor ve maratonu Spiridon Lewis adında bir Yunanlı atlet 2 saat 58 dakika 50 saniyelik derecesiyle kazanıyor. Tabii daha sonra bu 42-195 nereden geldi hikayesi var. Bununla da ilgili birkaç farklı kaynakçada farklı bilgiler verilse de 1908 yılındaki Londra Olimpiyat Oyunları'nda olimpiyattan önce maraton parkuru yine değiştiriliyor ve İngilizler tarafından Windsor Kalesi'nden, şatosundan yani White City Stadyum arasında bir parkur güzergahı yapılıyor ve bu parkur özenle ölçülüp biçiliyor ve 41.084 metre olarak bir ölçüm gerçekleştiriliyor ve burada yapılmasına karar veriliyor olimpiyatlarda. Olimpiyatlarda yarış startı, 1908'deki yarış startı verildikten sonra anında bir değişiklik yapılıyor ve Kraliçe Alexandra'nın yarışı çıkışını daha uzun seyredeceği düşüncesiyle şatonun etrafında bir tur daha attırılıyor atletlere. Ve yarışma o şekilde tamamlandırılıyor ve daha sonradan ölçülen ölçümlerde de buranın yaklaşık 385 yard olduğu yani 351 ve 352 metre civarında bir mesafeye denk geldiği ölçülüyor. Ve 16 yıllık bir süreçten sonra da 1924 Paris Olimpiyatlarında ilk kez bugün koşulan 42-195 metrelik yani 42 kilometre 195 metrelik mesafe orijinal şekliyle 1924 Paris Olimpiyatlarından itibaren tarihteki yerini alıyor. Hatta bir rivayete göre de şatonun etrafında Tanrı Kraliçeyi korusun sloganını atmak için koşturulduğu söyleniyor. Yarışı seyretmesinden ziyade. Bu şekilde de maraton günümüze kadar koşulan en renkli, en uzun yarış organizasyonu olarak yapılıyor. Ve olimpiyatların değişmez yarışı. Evet. Maraton.
Evet, sporcular Topkapı Sarayı'nın da hemen tabii alt bölümünde sahilden de geçiyorlar. Gülhane Parkı'nın etrafından dolanıyorlar şu anda ve Bakırköy'e doğru gidiyorlar. Galata Köprüsü geçildi. Sirkeci önüne saptı atletler ve şimdi sahil yolunu takip ederek Bakırköy Hava Harp Okulu önünden geldikleri istikamete, yani Gülhane Parkı'na doğru tekrar dönecekler. Şu anda sporcuları görüyoruz. Surların önünden ilerliyorlar Bakırköy'e doğru. Sahile indiler, artık iniş çıkış yok. Sadece Sultanahmet çıkışı var, o da finişe artık yaklaştıkları anda. O çıkışı gerçekleştirecekler. Evet, parkurun en düz kısmını şu anda atletler koşuyor. Yaklaşık 30 kilometrelik alanda parkurun oldukça düz. Tabii şu anda yoğunlukta ön grupta sayın seyircilerde Afrika kökenli atletleri görüyorlar. Yıllardır bu antrenman bilimciler arasında da çok tartışma konusu oldu. Afrikalı atletler acaba diğer atletlerden yaratılışı olarak çok farklılar mı? Neden bu kadar iyi performans gösteriyorlar sorusu her zaman antrenman bilimcilerin kafasını kurcalayan bir soru olarak yer aldı. Ve genelde de bu soru daha halen cevabını net bulmuş değil, ama antrenman bilim açısından birkaç gerçekçi bir bilimsel araştırma da yapıldı bu konuda. Genellikle Afrikalı atletlerin kas fibril tiplerinin farklı olduğu yönünde iddialar vardı. Büyük max kapasitelerinin yüksek olduğu yönünde iddialar vardı. Ama bu iddialar 1880 ve 1990 yılları arasında yapılan bir antrenman bilimi araştırmasının gerçek olmadığı ortaya çıktı. Özellikle Doğu Afrikalı atletlerle Kuzey Avrupalı, Finlandiya ve Norveçli atletler üzerinde 10 yıllık süren bir araştırma sonucunda Afrikalı atletlerle Avrupalı atletler arasında aynı benzer kas fibrillerine rastlandı. Yani kas yapılarında herhangi bir, kassal yapılarında herhangi bir farklılık olmadığı ortaya kondu antrenman bilimi açısından. Daha sonra VQMAX kapasitelerini ölçtüler. VQMAX biliyorsunuz dayanıklık sporlarında önemli bir yer tutuyor, ama bununla da ilgili yapılan ölçümlerde de benzer kapasitelere sahip oldukları ortaya çıktı. Bu farklılık nereden kaynaklanıyor sorusu 2000'li yıllara kadar devam etti. Ve en son 2007 yılında Hacettepe'de sunulan antrenman bilimleri sempozyumunda sevgili dostum Rıdvan Çolak bunu sunmuştu. Yine aynı yıl yapılan bir çalışmaydı. 2007 yılında Foster ve Lucio'nun yapmış olduğu, antrenman bilimcilerin yapmış olduğu bir çalışmaydı. Asıl farkın burada da ön sıradaki atletlerde de görüyorsunuz. Afrikalı atletlerin diğer atletlere göre vücut kompozisyonu olarak daha küçük yapıda olmaları, yani zayıf olmalarından kaynaklı ısı üretiminin daha geç olması ve ısı üretimi biliyorsunuz enerjinin açığa çıkmasıyla ortaya çıkıyor ve daha az enerji sarf ettikleri için böyle bir başarı performansı gösterdikleri ve özellikle de alt bacak dediğimiz kalf bölgelerinin diğer beyaz atletlere göre daha ince olmasından dolayı koşu ekonomilerinde çok büyük bir farklılık ortaya çıktı. Yani bu iki önemli faktör diğer atletlerden, Afrika kökenli atletlerin koşu ekonomilerinin daha yüksek olmasından dolayı enerjilerini diğer atletlere göre daha az ve ekonomik kullandıkları yönünde ciddi bir bilimsel araştırma ortaya kondu ve bu farklılığın da buradan doğduğu iddia ediliyor. Şu andaki araştırma ve bilim yönündeki sonuçlar bunu gösteriyor. Önde grafikte yansıdı zaten. Kenyalı atletler var. Yarışın tarihine bakacak olursak erkeklerde en fazla Kenyalı atletler kazandı. Sevgili seyirciler, İstanbul Maratonu'nu 12 kez Kenyalılar İstanbul'dan birincilikle ayrıldı. 11 kez de Türk sporcular burada kazanma başarısı gösterdi. Etiyopyalılar 8 kez. 2 kez Büyük Britanyalılar, birer kez de Danimarka, Zimbabwe, Litvanya, Fas ve Azerbaycan'dan sporcular kazandı. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Etiyopya 7, Rusya 6, Romanya 4,
Ukrayna yine 4, Kenya 2, Türkiye, Büyük Britanya ve Belarus birer galibiyet aldı. Evet, özellikle son yıllarda yarışma organizasyonunun yarışın başında da belirttik. Gold Label seviyeye gelmesinden dolayı yarışmada dağıtılan ödül miktarlarının artması da söz konusu oldu. Ve bundan dolayı da yabancı katılımcıların özellikle elitler düzeyinde artışı gözlemleniyor. İlk yıllarda daha çok Türk atletlerin yarıştığını yarışma sonuçlarından gözlemleyebiliyoruz. Yani bu da tabii ki ne kadar ödül varsa o yarışmada o kadar da iyi dereceli atletler yarışıyor bu yarışlarda. Bu da son yıllarda özellikle Kenyalı atletlerin dominant bir şekilde yarışı kazanmasının gerçek nedeni dağıtılan para ödülleri. Ödüllerden bahsedelim o zaman. Erkeklerde ve kadınlarda ilk 8'e giren sporcular ödül alacaklar sevgili seyirciler. Erkeklerde şampiyon 50 bin Amerikan doları, ikinci 25 bin, üçüncü 15 bin Amerikan doları kazanacak. 8. 1000 Amerikan doları alacak. Hem erkeklerde hem de kadınlarda para ödülleri aynı. Ama Türk sporculara baktığımızda Türk sporcular 50 bin Amerikan doları yerine 50 bin Türk lirası alacaklar. İkinciler 35 bin, üçüncüler 20 bin Türk lirası para ödülünün sahibi olacaklar. Türk sporcuların sıralaması da bu şekilde olacak. Sevgili seyirciler, erkeklerde ve kadınlarda ilk 5'e giren Türk sporcular para ödülü alacaklar. Türk sporcular kendi aralarında sıralanacaklar. Özellikle son yıllarda bahsettiğimiz gibi işte Afrika kökenli veya yurt dışından gelen atletlerin dominant bir şekilde yarışı kazanmasından dolayı Türk atletlerin bu yarışa ilgisinin azalmaması için ve Türk atletlerini de teşvik etmek için Türkler statüsünde de böyle bir ayrı ödül tasnifi var. Bu da Türk atletlerin gelişimi açısından önemli bir nokta. En azından bir gün bu seviyede bu atletlerle yarışacak sporcularımız da çıkacaktır ve son dönemlerde de ciddi anlamda performans gösteren Türk atletlerimiz de var. Burada özellikle son dönemde 2.12 koşan Ercan Aslan arkadaşımız var ama bugünkü yarışmaya iştirak ediyor ama sevgili koordinatörümüz, eski maratoncumuz, çok değerli maratoncumuz Ahmet Altun'dan aldığım bilgiye göre de bu yarış Ercan Aslan için ara bir yarışmış ve 35 kilometrelik dilimini koşmak istemiş bu yarışta. Belki de antrenman için katılıyor. Yarışın yani tamamlamayacağı yönünde bilgi aldım ama yarışın içerisinde karar değiştirirse onu bilemem. Tekerlekli sandalyede de ilk 4'e giren sporcular yine ödüller alacaklar. Birinci 15 bin Türk lirası, ikinci 10 bin, üçüncü 7500 ve dördüncü sporcu 5 bin Türk lirası para ödülünün sahibi olacak sevgili seyirciler. Tabii zaman bonusları da var. Bunları da ekleyelim. 2.09'un altına eğer inmeyi başarırsa bir atlet erkeklerde ekstra 10 bin Amerikan doları para ödülünün de sahibi olacak ki parkur rekoru 2 saat 10 dakika 42 saniye. 2.09'un altına eğer inerse bir atlet 10 bin Amerikan doları para ödülünün de sahibi olacak. 2.08'in altına inerse ekstra 20 bin Amerikan doları, 2.07'nin altına inerse de 30 bin Amerikan doları para ödülü kazanacak. Kadınlarda da yine 2.25'in altında 10 bin Amerikan doları, 2.24'ün altında 20 bin, 2.22'nin altında da ekstra 30 bin Amerikan doları para ödülü var. 15 kilometrede de ilk 4'te yer alan sporcular para ödülü kazanacaklar. Orada da yine elit atletler yarışıyor. Yarışın başında söyledik. 4000, 2500, 1500 ve 1000 Amerikan doları para ödülü kazanacak sporcular. İlk 4'e giren isimler. Türk sporcular 15.000 kilometrede yine kendi aralarında sınıflandırılacaklar ve ilk 3 para ödülü kazanacak 6.000, 4.000 ve 2.000 şeklinde. Maraton yarışı için oldukça iyi ödüller dağıtılıyor. Baktığımız zaman bu kalibredeki yarışmalarda yani dağıtılan en iyi ödüllerden bir tanesi.
özellikle bugün yarışma organizasyonu tarafından da bu bahsetmiş olduğunuz time bonuslarla ilgili tavşan atletlerin buna göre belirlendi. Yani erkeklerde bugün 2.9, kadınlarda da 2.22 hedefleniyor ve buna göre de tavşan atletler yarışma organizasyonunda öndeki giden elit atletlere bu konuda yardımcı olmaya çalışıyorlar. Dediğim gibi biliyorsunuz Viyana'da koşulan bir 2 saatin altındaki zaman derecesi vardı. Bu arada Galata Köprüsü bir kez daha geliyor ekrana sevgili seyirciler. Haliç üzerinde yapılmış Galata Köprüsü. Karaköy'le Eminönü'nü birbirine bağlıyor. 94 yılı Aralık ayında tamamlanarak hizmete girdi Galata Köprüsü. 490 metre uzunluğunda ve 80 metrelik kısmı da açılabilen bir baskül köprü Galata Köprüsü. Ekranlara bir kez daha işte yansıyor. İstanbul'un her köşesinden tarih fışkırıyor. Evet, zaten maratonun asıl amaçlarından bir tanesi de o şehrin en kültürel güzelliğini hem tarihi güzelliğini ortaya çıkarmak içindir. Ve parkurlar tercih edilirken de mümkün olduğunca tarihi ve kültürel alanların önünden parkur güzergahı geçirilmeye çalışır. Ama dediğim gibi bu parkurlar belirlenirken de İAF kuralları çerçevesinde olması nedeniyle de bazı ufak değişiklikler yapılabiliyor. Daha iyi dereceler yapılması için de bazı planlamalar var aslında. Daha doğrusu da bazı düşünceler de var. Onları da size sormak istiyorum. Örneğin tabii İstanbul Maratonu'nun bir özelliğidir iki kıtayı birleştirmesi. Asya'da başlıyoruz, Avrupa'da bitiriyoruz. Eski ismi zaten Avrasya Maratonu'ydu bu maratonun. Sonradan İstanbul Maratonu oldu. Çünkü tüm dünyada maratonlar yapıldıkları şehrin isimleriyle anılıyorlar. Biz de bir değişikliğe gittik. İstanbul Maratonu dedik. Köprümüz iki kıtayı birleştirmesi bu özelliği İstanbul Maratonu'nu farklı kılıyor. Ama şöyle bir düşünce de var. Acaba köprüyü geçmesek de tamamen düz bir parkurda daha iyi derecelerin yapılabileceği bir parkura mı geçsek? Sizin düşünceniz nedir? Tabii benim düşüncem bu noktada bir şeyin başladığı şeklinin orijinal kalması taraftarıyım. Çünkü bu güzellik, yani birçok değerli abimiz de burada yarıştı. Hatta onlar Avrasya Maratonu olarak halen daha İstanbul Maratonu ismini telaffuz ediyorlar. İlk başlangıç noktasındaki tarihsel kısmının en azından köprüden geçiş kısmının korunması düşüncesindeyim. Eğer bu şekliyle korunursa en azından dünyadaki iki kıtada koşulan maraton olma özelliğini de sürdürecektir diğer faktörlerin yanında. 42 kilometre yarışı sevgili seyirciler Sultanahmet'te sona erecek. 15 kilometre yarışı Yenikapı'da sona erecek ve ekrana Ayasofya geliyor. Ayasofya Bizans İmparatoru 1. Justinian tarafından milattan sonra 532-537 yılları arasında işte bu tarihi yarımadada inşa ettirildi. Bazilika planlı bir Patrik Katedrali sevgili seyirciler Ayasofya, ama 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethedince camiye dönüştürülmüştü. 1935 yılından bu yana ise müze olarak hizmet veriyor Ayasofya. 15 yüzyıl boyunca ayakta durmayı başardı. Sanat tarihi ve mimarlık dünyasının baş yapıtları arasında yer alıyor Ayasofya. Özellikle büyük kubbesiyle dikkat çekiyor. Bizans mimarisinin bir simgesi olarak kabul ediliyor Ayasofya. Diğer katedrallerden bazı farkları da var. Dünyanın en eski katedrali olarak biliniyor Ayasofya Katedrali. Tekrar ekrana geldiğinde daha ayrıntılı bilgiler de veririz. Ayasofya ile ilgili sporcular sahilde şu anda. Sürelere bakıyorum. 15 kilometre geçildi.
önde. Yine uzun bir mesafe var hala. Henüz 15 kilometreyi geride bıraktılar. Yaklaşık bir 27 kilometre daha sporcular yarışı sürdürecekler. İstanbul surları, İstanbul'un çevresinde bulunan Doğu Roma zamanında yapılmış şehir duvarları sevgili seyirciler. 5. yüzyıldan başlayarak inşa edilmiş bu duvarlar, bu surlar. 4 kez elden geçirilmiş yıkılmalar ve yeniden yapmalarla 4 kez elden geçirilmiş. Surların uzunluğu 22 kilometre. Halit surları 5,5 kilometre, Kara surları 7,5 kilometre, Marmara surları 9 kilometre sevgili seyirciler. Tabii surlar da 3 bölümden oluşuyor sevgili Ahmet Elibaş. Hendek, dış sur ve iç sur olmak üzere İstanbul surlarının özellikleri. Tabii biraz önce Ayasofya olsun, Sultanahmet olsun veya surlar olsun sporcular tarihi yarımadada yani Fatih Belediyesi sınırlarında şu anda yarışı sürdürüyorlar. Buradaki tarih dokusunda tabii ki gönül ister de ki tarihi dokunun içerisinden koysunlar ama İstanbul'un coğrafi yapısı buna çok uygun değil. Çok yedi tepeli İstanbul olmasından dolayı çok iniş çıkış özellikle tarihi eserlerin bulunduğu noktalar. Bu nedenle parkur sahil şeridine doğru çekildi ve dışarıdan da olsa en azından uzaktan da olsa hem maratonun koşu mesafesi içerisinde görüş alanına çok net bir şekilde bu surlar da giriyor. Halk koşusu startı da verildi ama o kadar tabii yoğun bir katılım var ki biz zannediyorum arka alanda kalan katılımcıları görmüş olduk. Köprüde yoğunluk olmaması dolayısıyla tabii parça parça katılımcıların başlamasına izin veriliyor. Bir bölüm start aldı 5 dakika önce. Şimdi diğer katılımcılar start alıyorlar. Çok büyük bir yoğunluk olmaması için köprüde sevgili seyirciler. Özellikle 1999 yılında bu Marmara depreminden sonra gündeme gelmişti. Köprüdeki sismik hareketler, koşudaki sismik hareketler köprüye zarar verir mi tartışması açılmıştı o yıllarda. Onun için tabii ki bu konuda mimarlar ve mühendisler net bir bilgi vereceklerdir mutlaka ama bahsettiğiniz yoğunluğun ayak hareketlerinden dolayı, koşudan dolayı yere uygulamış oldukları bir kuvvet var. Bu da sismik olarak bir titreşim ortaya koyuyor. Köprünün de zarar almaması için bu şekilde yoğun halk koşusunda da katılım çok yoğun olduğu için zaten herkeste çip var ve herkesin zamanı kendisine göre koştuğu zaman ölçülebiliyor. Bu noktada da koşanların da bu noktada hiçbir kaybı yok. Herkes koştuğu zaman net bir şekilde öğrenebiliyor. Ve bölüm bölüm köprüde bu yoğunluk oluşmaması için halk koşusunda startlar veriliyor. Önde şu anda 13 sporcuyu görüyorum. 13 sporcu. Ön bölümde sahil yolunda ilerleyişlerine devam ediyorlar. Bir kez daha parkuru hatırlatayım sevgili seyircilerimize. Sporcular 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kameralarının 250 metre gerisinden start aldılar. Köprüyü geçtiler. Beşiktaş sapağından ayrıldılar. Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a indiler. Şimdi sahil yolunu izleyip Karaköy'e ulaştılar. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne saptılar. Sahil yolunu takip ediyorlar şimdi ve Bakırköy Hava Harp Okulu'na doğru ilerleyişleri sürüyor. Bakırköy Hava Harp Okulu önünden de bir U dönüşü gerçekleştirecekler. Gülhane Parkı'na doğru devam edecekler. Parkın içinden geçip Sultanahmet Meydanı'na çıkacaklar sporcular. Kadınlardaki sporcumuz Elvan Abeleges de şu anda görüntüye geliyor. O da kendisine yardım eden iki tane erkek atletle koşusunu sürdürüyor. Elvan geçen sene 5. olmuştu. Bu yarışta Elvan Abeleges 15 kilometreyi geçti. 51-59 ile Elvan Abeleges sevgili seyirciler.
Evet, teknik açıdan şöyle bir durum var. Maratonda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için burası da Gold Level seviyede bir maraton olduğu için kualifikasyon veriyor. Kadınlarda ve erkeklerde maratonda ilk 5'e girenler olimpiyatlara kota almış olacaklar. Daha önceden o sporcunun kotası varsa da bu çok önem arz etmiyor ama kota almamış sporcular için burada ilk 5'e girmiş olmaları 2020 Tokyo Olimpiyatlarına kota anlamına da geliyor. Bu biraz önceki saymış olduğunuz 6 majör maratonda ilk 10'a girenlere Uluslararası Federasyon kota veriyor. 10 kota da Doha'daki Dünya Atletizm Şampiyonası'nda verilmişti maratonda. Bu şekilde sporcuların kota alma şansları da var. Burada bugün eğer temposunu sürdürebilirse Elvan'dan da böyle bir beklentimiz var. Evet, Gold Label dedik, altın kategoride geçiliyor maratonumuz son yıllarda. İsterseniz biraz açıklayalım, nedir altın kategori, ne özelliği var bizim yarışımızın, mesela gümüş kategoriden farkı nedir? Şimdi gümüş kategori ve altın kategori majör kategorisinde olmasında ki kriterler IAAF'ın yayımlamış olduğu bu AIMS dünya maraton ve yol koşularıyla ilgili bazı kriterler var. Burada bu kriterler belirlenirken toplamda dağıtılan ödül, o organizasyona harcanan miktar, o organizasyona katılan sporcu sayısı ve organizasyonu tamamlayan sporcu sayısı, bunların hepsi de bu maratonda öncelikle maratonun parkurunun IAAF kurallarına göre ölçülmüş ve onaylanmış olması gerekiyor. En önemli kriterlerden bir tanesi de bu. Bu kriterden sonra da diğer finansal destekler ve katılımcı sayıları bu kategorilere geçmenizi sağlayabiliyor. Yaklaşık 55 dakika geride kaldı sevgili seyirciler. Şu anda kadınlarda Elvan Abeylegez son derece iyi bir tempoyla yoluna devam ediyor. İşte ön grup, ki bu grupta 6 tavşan atlet var, tempo belirleyen atlet var. Tavşan atletlerden 5 tanesi ön grupta koşacaktı, bir tanesi de kadınlar grubunun önüne yakın koşacaktı. Onun için 5 tanesi ilk gruptaki erkekler bölümünde tempo belirleyici olarak koşuyorlar. Bir kişi de kadınlar bölümünde tempo belirleyici olarak yarışmayı sürdürüyor. Kadınlarda 15 kilometreyi geçen sporcular şu anda 8 sporcu 15 kilometreyi geride bıraktı kadınlarda. Özellikle ön grupta atletlerin hepsini izlediğiniz zaman koşu teknikleri ve flow uzunlukları birbirine benzer. Ve bu özellikle maratonda kol hareketinin çok büyük olmaması istenir ve kol hareketinin daha yavaş olması istenir. Vücut kompozisyonunun daha salınmadan koşması istenir ve fulelerin zemine daha yakın darbe almadan atılması istenir. Bu da mesafe koşucularında gelişmiş özelliklerden bir tanesidir. Bu da yayının başında da belirttik, koşu ekonomisini, enerji harcamayı da azaltıyor sporcularda. Dolmabahçe Saat Kulesi geliyor ekranlarınıza sevgili seyirciler. Sarkis Balyan tarafından yapılmış saray mimari. Mimarı Sarkis Balyan tarafından yapılmış. 12 metre genişliğinde 12 metre 12-12 ebatlarında bir kule. Dolmabahçe Saat Kulesi ekranlarınıza yansıdı. İkinci Abdülhamit armaları hem deniz ve hem de kara yönünde bulunuyor. Bu kule üzerinde. Evet, şu anda önde kopmadan kalabalık bir grup yarışmayı sürdürüyor.
Şu anda da 58 dakika civarında bir zaman oldu. Özellikle atletlerin yayının başında bahsettiğimiz 2.09'luk dereceyi koşabilmeleri için maratonun ilk yarısını 1.04 civarında geçmesi beklenir. Ve ilk yarım maraton dereceleri geldiğinde yarısı olduğunda da bu hedefe yaklaşıp yaklaşmadıkları konusunda da bilgi sahibi olabiliriz. Tekrar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeyiz. Ellerinde Türk bayraklarıyla koşan katılımcıları görüyoruz. Gerçekten yoğun bir katılım var halk koşusuna. Tüm katılımcıların aynı anda start almasına izin verilmiyor. Köprü rezonansa girmesin diye. Kademeli olarak tüm katılımcılar köprüyü geçecekler. Bir saati birazdan geride bırakacağız. Şu anda Bakırköy'e doğru ilerliyor. Öndeki grup burada 13 kişilik bir grup söz konusu. ...2018 yılı şampiyonu Felix Kimutai, 2016 yılı şampiyonu Evans Kiplagat ve 2015 yılı galibi Kemboi Chelimo bu yılda burada mücadele ediyorlar. Dünya kültürü açısından önemli bir şehir. Hem Roma'ya hem Bizans'a hem de Osmanlı'ya, üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış bir şehir İstanbul. İki kıtayı birleştiriyor. Türkiye'nin en kalabalık, kültürel açıdan, iktisadi açıdan en önemli şehri. Aynı zamanda sevgi ve hoşgörü kültürüne de başkentlik yapmış bir şehir. İstanbul, dinlerin, dillerin ve ırkların yüzyıllardır aynı sokaklarda bitişik nizamlı evlerde barış içinde yaşadığı bir diyalog şehri, çağ açıp çağ kapatan bir şehir İstanbul ve bu organizasyona 41. kez ev sahipliği yapıyor. Şehirlerin tanıtımı için çok önemli bir organizasyon dedik. Maratonlar yapıldıkları şehirlerin isimleriyle anılıyor dedik. Bu sene yine bazı noktalarda özel etkinlikler var ama aslında diğer majör maratonlarla kıyasladığımızda bu etkinliklerin de az olduğunu görüyoruz. Bunun için de zannediyorum biraz daha bu kültürün oluşması, oturması gerekiyor, öyle değil mi? Örneğin bir New York maratonunda, bir Boston maratonunda, Tokyo'ya veya gittiğinizde orada bir festival havasında geçiyor maratonlar. Köşelerde, sokak aralarında, sporcuların geçtikleri yerlerde müzik grupları görüyorsunuz, çeşitli aktiviteler görüyorsunuz, şovlar görüyorsunuz. Biz sanki bu yönde biraz eksiyiz gibi. Evet, çok aslında önemli bir konuya temas ettiniz. Tabii öncelikle bahsettiğiniz kültürel yapısı açısından İstanbul güzel bir mozaiğe sahip. Bu mozaik içerisinde bu yarışın daha da renklendirilmesi tanıtımı açısından da çok önem arz ediyor. Bahsettiğiniz noktalarda özellikle ve özellikle seyircinin olmaması en büyük handikapımız. Şu anda maraton güzergahı üzerinde yarışı izleyen seyirci kitlemiz çok zayıf. Ve bu noktada da halkı bu noktalara çekebilmek için de değişik organizasyonların yapılması gerekiyor. Öncelikle müzik grupları olabilir, animasyon grupları olabilir. Yani sadece yarışan, koşan sporcular değil, izleyici kitlemizin de bu noktada oluşturulması gerekiyor. Bu noktada biraz zayıf kalmışız ve geriye kalan 40 maratonda da bu benzer şekildeydi. İlerleyen yıllarda bunun bu noktada desteklenmesinin, bu yarışın tanıtımı ve üst kategorilere çıkması açısından da çok daha katkı sağlayacaktır. Ama
gelinen nokta oldukça iyi. Özellikle ben ilk 97'de burada maraton koşmuştum. O yıllarda bu sahile indiğimizde bize şişe fırlatıyorlardı. Ama en azından güzel olan şeylerden bir tanesi de katılımcı sayısı arttı. En azından izleyen sayısı da artarsa daha kaliteli hale gelecektir. Aslında tarihçiye baktığımızda da ilginç notlar var. Sizin anlattığınız o şişe atılma olayı da ilginç. Ama mesela ilk yıllarda bunun bir şaka olduğunu düşünenler varmış. Bu koşunun bir şaka olduğunu düşünenler varmış. İnsanlar neden koşuyor acaba, bu bir şaka mı demişler ilk maratonda. Bu maraton ilk kez koşulduğunda 1979 yılında. Çünkü bir grup Alman turistin girişimiyle gerçekleşmiş bu yarış. İlk kez Tercüman Gazetesi tarafından bu fikir ortaya atılmış 1973 yılında. Bu arada Vodafone Park geliyor ekrana. Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı, Beşiktaş'ın maçlarına ev sahipliği yapan Vodafone Park. 41.903 seyirci kapasiteli stadyum. Nisan 2016'da açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la iş, spor ve siyaset dünyasından davetlilerin katılımıyla ilk resmi maçta 11 Nisan 2016 tarihinde Beşiktaş'la Bursa Spor arasında oynanmıştı. Mario Gomez ilk golü atmıştı o maçın 21. dakikasında ve Vodafone Park tarihine geçmişti. Mario Gomez, Beşiktaş 3-2 kazanmıştı Bursa Spor karşısında ve Mario Gomez'in golü Vodafone Park'ta atılan ilk gol olarak da kayıtlara geçmişti. Hala da akıllardadır o gol. Yine ilk yıllara gidecek olursak tabii dediğim gibi öncelikle Tercüman Gazetesi tarafından ortaya atılmış bir fikir bu. 1973 yılında gündeme getirilmiş Asya'dan Avrupa'ya koşma fikri. 1979 yılında ise bir grup Alman turistin girişimiyle gerçekleştirilmiş. 1 Nisan'da yapılmış 1979 yılında ilk yarış ve dediğim gibi bu maratonu görenler bunun bir şaka olduğunu düşünmüşler. Ama yıldan yıla gelişti İstanbul Maratonu. Bu yıl 41.si düzenleniyor. Altın kategoride düzenleniyor ve olimpiyata sporcu gönderebilecek seviyede bir maraton haline gelmiş durumda ve her sene gerçekten daha da geliştiğini görmek sevindirici. İlk yıllarda tabii ismi Avrasya Maratonu'ydu. İki kıtayı birleştirdiği için Asya ve Avrupa koşusu olarak adlandırılıyordu. 2013 yılında ise Avrasya Maratonu'nun adı dünyanın tüm maratonlarında olduğu gibi şehrin tanıtımı ve adını ön plana çıkarmak amacıyla İstanbul Maratonu olarak değiştirildi. Bu konuda zannediyorum sizin bir farklı fikriniz var. Avrasya olarak kalabilirdi. İstanbul Avrasya olarak evet, kalabilirdi. Diyorsunuz. Çünkü tarihsel olarak çok anlam ifade eden iki kıtanın birleşmesi noktasında bir koşuydu. Tabii sponsor olma noktasında, uluslararası o maratonun tanınırlığı açısından da Avrasya çok bilinen bir terminolojide bir yer isim değil ama İstanbul ismi dünyada herkes tarafından bilinen bir şehir ismi. Biraz burada biraz kargaşalık oldu. Aslında iki isim de kullanılabilirdi ama tabii bu baş tarafa sponsorların da destek olmasıyla çok uzayacağından artık sponsor ismi ve şehrin ismiyle yarış organizasyonu gerçekleştiriliyor. Biraz önce bahsettiğiniz Vodafone Park'tan önceki tarihi Ünlü Stadyumu'nda yarışlar tamamlanırdı. Evet. Stadyumun yıkılma aşamasından sonra 3 kez yarışın bitiş noktası değişikliğe uğradı ve son olarak da Sultanahmet Meydanı'na buraya taşındı. Bu noktada da yani parkur güzergahında yıllarca oldukça değişiklikler de oldu. İlk maratona tekrar değinecek olursak tabii ilk maraton oldukça zor koşullar altında gerçekleştiriliyor. Tertip komitesi üyeleri Selahattin Yıldız, Eski Atlet ve Atletizm Federasyonu Başkanı Ali Ergenç, Ziya İdebeli ile Osman Kazancıoğlu, bu dört fedakar isim çok büyük çaba sarf ediyorlar. Bu maratonun gerçekleşmesi için düşük bir bütçe var. Ama bu organizasyonun imdadına az önce de bahsettim 60 kişilik Almanya'dan gelen gönüllü grup yetişiyor. Bazı kuruluşların desteğiyle mali sorunlar aşılıyor ve
Bir başka sorunsa az önce de aslında kısaca değindik. Karayolları binlerce insanın tempolu şekilde Boğaziçi Köprüsü'nde koşmasının güvenliği tehlikeye sokacağını düşünüyor. Ama tüm planlamalar yine yapıldıktan ve önlemler alındıktan sonra karayolları da yarışın yapılmasına izin veriyor. Sporcuların köprüden geçmesine izin veriyor. Ve bu koşu gerçekleştiriliyor. Yarışın sembolü olan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından da benimsenen turuncu lacivert renklerin seçiminde ise Almanya'dan gelen o 60 kişilik misafir takımın formalarından esinleniliyor. Evet, bahsettiğiniz şekilde organizasyonun başlangıcında çok gerçekten fedakarca yapılan işler var. Gerek bahsettiğiniz 4 isim organizasyon komitesi olarak yarışın yapılması için çok çaba sarf ediyorlar. Ve önce Türkiye'de yaşayan Almanlar tarafından bu organizasyona gönüllülük esasına dayalı destek veriliyor ve organizasyon sırasında da yine gönüllülük esasına 60 tane gönüllü bu organizasyonun yapılmasına destek veriyor. Ve bugünlere kadar da bu maraton aralıksız devam etti. Ki iyi ki o gün o kararı almış abilerimiz, büyüklerimiz ve bu güzel günü bugün hep birlikte yaşıyoruz. 2006 yılında çipli sisteme geçildi İstanbul Maratonu'nda. 2007 yılında az önce siz de değindiniz. İnönü Stadyumu'nda artık son finiş yapıldı 2007 yılında. 2008 yılında gümüş kategoriye geçtik. Silver Label. 2009 yılında online kayıt sistemiyle çipli koşularda katılım rekoru kırıldı. 71 ülkeden 7630 kişi kayıt yaptırdı. 2010 yılında köprü üzerinde 200 bin kişi vardı. 200 bin kişi köprüyü geçti. 2011 yılında Gold Label hedefiyle yola çıkıldı ve sonrasında da işte altın kategoriye geçişimiz kabul edildi 2013 yılında ve Avrasya Maratonu'nun ismi de 2013'te İstanbul Maratonu olarak değiştirildi. Bugün yine altın kategoride geçiliyor bu yarış. Sevgili seyirciler, İstanbul Maratonu her yıl düzenlenen en önemli spor organizasyonlarından biri ülkemizdeki. Ülkemizdeki en büyük katılımlı organizasyon. Tabii ki maratonların ve yol koşularının diğer organizasyonlardan farkı, binlerce kişinin aynı anda o yarışmada yarışmacı olarak yarışabilmesi özelliğidir. Yani bunu yaygınlaştırmak gerekiyor. Ülkemizde sadece İstanbul'la sınırlı kalmaması gerekiyor. En azından bir iki tane daha İstanbul kadar olmasa da İstanbul'a yakın bütçelerde maraton organizasyonlarının yapılması hem atletizme hem de sporun tabana yayılmasında önce olacaktır. Ve birçok gencimiz en azından koşan atletleri gördüğü zaman o kendini gerçekleştirme duygusundan dolayı birçok çocuğumuz, gencimiz spor sahalarında kendine yer bulacaktır. Ataköy Marina geliyor ekrana. Şimdi de sevgili seyirciler, bugün tabii sporcular yayının başında da söyledik oldukça şanslılar. İki gün önce şiddetli yağmur vardı İstanbul'da. Bugün hava son derece güzel, açık hava, rüzgarsız. Sahilde bile rüzgar yok, görüyorsunuz. Bu son derece önemli tabii ki sporcular için. Özellikle maraton koşularında 14-15 derecelik ısılar oldukça ideal ısılar ve genellikle de 18 derecenin altında olması istenir maraton koşularındaki ısı. Bu da gerçekten bugün bunu karşılıyor. Hem rüzgar olmaması, hem yağış olmaması, hem de ısının da 14-15 derecelerde olması gerçekten maratonun çevresel koşullar açısından oldukça iyi bir gün. Şu anda sporcular yolu yaralamış durumdalar. Hatta biraz daha fazlasını da geçti erkek elit atletler. Şu anda kadınlardaki ön grup.
Ataköy Marina'yı bir kez daha görüyoruz sevgili seyirciler. Tabii İstanbul bir kültür şehri. Coğrafi ve stratejik konumu nedeniyle tarih boyunca çeşitli uygarlıkların kavşak noktasında bulunmuş, asırlarca çeşitli inançlara ve geleneklere sahip insanları barındırmış bir şehir. Dünyanın bu açıdan baktığımızda eşsiz şehirlerinden biri. Hem tarihiyle, hem kültürüyle, hem müesseseleriyle, medeniyetiyle bambaşka bir şehir İstanbul. Bu nedenle defalarca kuşatıldı, defalarca belki de yağmalandı ve Peygamber Efendimiz'in de müjdelediği bir şehir oldu İstanbul. 16 asır boyunca Roma, Bizans ve Osmanlı devletlerine başkentlik yaptı ve 1953'te Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra da İslam dininin en önemli şehirlerinden biri haline geldi sevgili seyirciler. Üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmasının tabii yanı sıra her dönem ekonomik merkez olma özelliğini de korudu İstanbul. Tekrar köprü üstüne gittik. Halk koşusu için hala bekleyenler var. Evet, tabii halk koşusu dediğiniz gibi bölüm bölüm köprüden geçişlerine izin verildiği için halk koşusu için böyle bir düzenleme yapılmış. Bu tabii ki önemli olan halkın o mesafeyi yürümesi, koşması. Önden çıkmış, arkadan çıkmış hiçbir önemi yok. En azından herkeste de çip olduğu için herkes o mesafeyi ne kadar sürede yürüdüğünü, ne kadar sürede koştuğunu öğrenebilecek zorunda. Bu noktada herhangi bir sıkıntı yok. Önemli olan bugün bu organizasyona katılmış olmak, bu anı yaşamak önemli. Tabii Türkiye'de maratona baktığımızda çok değerli abilerimiz ve kardeşlerimiz de bu ve kadın arkadaşlarımız, ablalarımız da bu organizasyonlarda gelişmesinde, Türkiye'deki maratonun gelişmesinde çok önemli katkıları var. Tabii İsmail Akçay abimizi, Mehmet Terzi abimizi, Veli Ballı abimizi, Ahmet Altun'u, Mehmet Yurdöden abimizi, bunları anmadan geçmek de olmayacak. Çünkü hepsinin Türk maratonuna, Türk atletizmine çok büyük karşılıksız katkıları var. Kadınlarda da 1997 kadınlarda ilk kez Akdeniz oyunlarında madalya almış Serap Aktaş arkadaşımız da anmadan geçersek haksızlık etmiş oluruz. Çünkü gerçekten ülkemizde bu branşın gelişmesinde ideal olmuş. Bu maratonu kazanan, tek kadın. Tek kadın sporcu olma özelliğinden de Serap arkadaşımızı da gerçekten canı gönülden kutluyoruz. Diğer abilerimiz de bu maratonu defalarca koştular. Bu maratonun dışında, yurt dışında ülkemizi gururla temsil ettiler. Hepsini de saygıyla buradan anıyorum. Tabii Serap Aktaş bir bana anlattığı anısı da vardı. Tokyo'da koşarken artık yarışı bırakma noktasına gelmiş ama o kadar fazla seyirci vardı ki ve beni ismimle motive ettiler ki ben yarışı bırakmadan ve finişe kadar gelebildim dedi. Benim ismimi bilmelerim. O günlerde tabii böyle isimler yazılmıyordu. Sadece numaralar vardı atletlerin üzerinde. Son dönemdeki kurallar değişince sporcuların göğüslerinde isimler yazılmaya başlandı. Beni tanıyor olmaları, benim ismimle bana tezahürat yapmaları beni çok şaşırtmıştı ve motive etmişti dedi. Türkiye'de ne yazık ki o motivasyonu sağlayacak seyircileri hiçbir zaman bulamadığını söylemişti. Yavaş yavaş olacak ama ben buna inanıyorum. Çünkü bu bir kültür. İlk yıllarla şu anki maratonu kıyasladığımızda, Avrasya Maratonu'nun ilk yıllarıyla şu anki İstanbul Maratonu'nu kıyasladığımızda çok ciddi bir gelişim var. Katılımcı sayısından, spora bakış açısından tutun birçok noktaya kadar ciddi şekilde geliştik gerçekten. Artık halkımız çok daha farklı gözle bakıyor spora ve sporcuya. Hemen hemen herkes spor yapmaya özen gösteriyor. Sağlıklı beslenmeye özen gösteriyor. Bir kültür oluşuyor. Biraz zaman alacak tabii. Japonya'da bir sizinle de anlatmıştık. Hem yürüyüş hem maraton. Orada da bahsetmiştik. Japonların çok ciddi bir kültürleri var. Uzun mesafe kültürleri var. Hem yürüyüşte hem koşuda.
orayla pek kıyaslamak doğru olmaz belki Türkiye'yi ama ben inanıyorum bu yol kenarlarında artık biz de yavaş yavaş seyircileri göreceğiz. Tabii seyircinin gelmesi organizasyonla da alakalı. Yani eğer siz halkı teşvik edecek organizasyon yapısına girerseniz o halkı çekebiliriz buraya. Özellikle Galata Köprüsü'nün giriş ve çıkışlarına bu standları koyabilirsek, finişe doğru Sultanahmet'e doğru yol kenarınca bu etkinlikleri sağlayabilirsek seyirciyi de çekebiliriz. Nasıl bu kadar koşan kitleleri bu yarış için organize edebildiysek seyirciyi de organize edebiliriz ama bunun için dediğim gibi organizasyon yapısında ve maliyetlerle ilgili biraz daha desteğe ihtiyaç var. Bunu da sağlayabiliriz. Bu arada sevgili Serap'la uzun yıllar antrenman arkadaşlığı da yaptım. 5 yıl kadar değerli hocamız Neşe Çetin'le birlikte çalışmıştık. Kendisi gerçekten spora üniversite yıllarında başlayıp uzun yıllar ülkemize hizmet etti. Ve maraton kadınlarda da ülkemize gerçekten bir çağ açtı. 2.30'lara kadar, 2.31'e kadar indirmişti kadınlar maraton rekorunu. Kendi yarıştığı jenerasyonda. Tabii bunun dışında İsmail, sevgili abimiz İsmail Akçay'ın 1968 Meksika Olimpiyat Oyunları'nda olimpiyat dördüncüsü olması, sevgili federasyon başkanı da yapmış Mehmet Terzi abimizin 2.10'u erkeklerde Londra Maratonu'nda 87'de koşmuş olması gerçekten takdire şayan dereceler. Bunlar bugünkü genç arkadaşlarımıza da halen idol olan, halen örnek olan abilerimiz, kardeşlerimiz. Herkesi gerçekten canlı gönülden kutluyorum. 25 kilometre geride kaldı sevgili seyirciler. Henüz bir kopma yok. Bir 18-27 ile geçildi 25 kilometre. Erkeklerde. Tekerlekli sandalyede de mücadele devam ediyor. 8 sporcu vardı. Kemboi Chelimo, 2015 yılı galibi. Elias Kemboi Chelimo ekrana yansıdı. 1984 doğumlu Kenyalı sporcuyu gördük. Yine bu grup toplu halde koşmaya devam ediyor. Özellikle erkek kadın sporcuların önünde erkek sporcuların olması, onlara tempo belirliyor olması kadınlar için gerçekten büyük avantaj. Çünkü erkeklerde yarışın tamamında tempo belirleyecek düzeyde sporcu olmaması erkekler için de özellikle tavşan atletler açısından da çok handikap oluşturan bir durum. Ama dediğim gibi YAF kuralları gereği zaten pacemaker dediğimiz tavşan atlet tanımı kural gereği yok. Sadece organizasyon açısından yarışa kayıt yaptırılarak ve bu tempo belirleyen atletlere ayrı bir ücret ödenerek bu sağlanabiliyor. Ama yarış kural gereği de bunların hepsinin yarışın başından itibaren start almaları ve yarışı bitirdikleri takdirde de bir normal yarışmacı gibi tasnifte yer alabiliyorlar. Elias Kemboi Chelimo 2015 yılı galibini tek başına gördük. ...25 kilometre geride kaldı... ...erkeklerde... ...Türk sporcular... ...devam ediyorlar... ...Hüseyin Can... ...Mestan Turhan... ...Yavuz Ağralı... ...yola devam ediyor... ...Sebahat Akpınar 20 kilometreyi geride bıraktı... ...1.20 ile... ...Sebahat de yoluna devam ediyor... ...Elvan Abey LGS yoluna devam ediyor... ...sevgili seyirciler... Halk koşusunda bir grup daha start aldı. Altunizade Köprüsü'nün altından start alıyor halk koşusunda sporcular. Onlar Vodafone Park'ın önünde finish yapacaklar.
grupta kadın sporcular erkek atletlerle birlikte koşuyor. Kadın sporcular 21 kilometreyi geride bıraktılar, erkekler 25 kilometreyi geride bıraktı. Şu anda bu grupta 10 sporcu var. Kopmalar yavaş yavaş başladı gibi. Canlı zamanı göremiyoruz, sporcuların kaçıncı kilometrede olduklarını maalesef göremiyoruz. Aslında çip sisteminden dolayı en azından 5'er kilometrelik kısımlarda ekrana yansıması bekleniyor ama burada da çip sistemi şu anda Belçikalı bir ekip tarafından yürütülüyor. Belki tekniksel bir sıkıntı yaşanmış olabilir. Normalde önceki yıllarda ve bu tür uluslararası organizasyonlardaki maratonlarda hem isim bazında hem de geçiş zamanları bazında zamanların yansıtılması gerekiyor ama şu anda dediğiniz gibi tahmin dışında başka bir şey yürütemiyoruz. Şu anda bir bilgisayar da verdiler aslında bize de, o bilgisayar çok eski galiba, pek çalışmıyor. Onu da verimli kullanamıyoruz. Şu anda kaçıncı kilometrede olduklarını dolayısıyla sporcuların bilemiyoruz, zamanlarını da bilemiyoruz. Ama 25. kilometreyi geçtiklerini az önce gördük. Tabii biraz önceki bahsettiğiniz seyirciyle ilgili kısma organizasyonun tanıtım açısından da daha teknolojik ekipmanları da kullanmak gerekiyor. O zaman işte majör maratonların içerisinde yer alma şansımız var. Ama dediğim gibi en önemli etmen seyirci. Burada maalesef şu anda parkur güzergahında yok. Evet, 25 kilometreyi kadınlar da geride bırakmış. 1:24.47 ile geçilmiş. 25 kilometre kadınlarda. Burada sanki tempo biraz düşmüş gibi. Bahar Doğan 25 kilometreyi geride bıraktı. Evet, arkaya bakmalar da başladı. Sporcular tabii anlıyorlar rakiplerinin. Nefes alışından bile anlayabiliyorsunuz ne kadar gücü kaldı. Bunlar tabii önemli noktalar. Tabii bu yarışta şöyle ifade edebiliriz. Eğer siz 2:15'lik performans durumunuz, antrenmanınız var ve yarışa 2:11 grupla başlıyorsanız bu mesafelerde bu sıkıntıyı yaşarsınız. Hatta yarışın sonuna doğru da yarışı tamamlayamayabilirsiniz de. Eğer gerçekten 2:15'lik antrenman yaptıysanız 2:15 temposunda ve ona yakın tempoda yarışa başlamak zorundasınız. Yani 2:11 temposu, 2:10 temposu
bu atletlerin erken yarıştan kopmalarına sebep oluyor. Ama hazırlığınız bu seviyededir. Ön grupta yarışa gidersiniz ama yarış içerisinde fiziksel olarak sıkıntı yaşarsınız. Geçilirsiniz, geçersiniz. O ayrı bir konu ama her şeyden önce bu yarış için hazırlığınız neyse o tempoda koşmak zorundasınız. Özellikle start noktalarında görüyoruz çok hızlı başlayan atletler oluyor değil mi? Özellikle halk koşularında en önde belki de yer almak için bunu yapıyorlar bilmiyorum ama yorulma da biraz daha erken oluyor o zaman. Evet, özellikle halk koşusunda veya deneyimsiz kişiler biraz da ekranda görünmek uğruna böyle bir şeye giriyorlar. Tabii özellikle yarışın başında da startta da isimlerini ifade ettiniz. Çok değerli şampiyon atletlerimiz burada. Ben özellikle en son halkada dünya şampiyonu olan jimnastikçi kardeşimiz İbrahim Çolak'tan bahsetmek istiyorum. Bu yıl kendisiyle üniversite yaz oyunlarında da o da arkadaşım oldu. Gerçekten dünya beyefendisi, gerçekten sporcu karakter olarak üst seviyede bir kardeşimiz. O da jimnastik tarihi adına gerçekten ismini altın harflerle yazdırdı. İbrahim'in anne ve babası da İzmir bölgesinde maraton ve yol koşularına katılan iki sporcu birey. O da sporcu bir aileden geliyor. Umarım anne ve babası da burada bugün bu organizasyonda koşuyordur. Evet, bir kez daha söyleyelim. Bugün Şahika Ercümen burada. Dünya dalış rekortmeni sporcumuz. Karate'de yine dünya ve Avrupa şampiyonluğu olan Serap Özçelik Arapoğlu, onu gördük. Alparslan Yamanoğlu Avrupa şampiyonu sporcumuz, onu gördük. Boks'ta bizi gururlandıran dünya ikincisi olan gümüş madalya kazanan Elif Güner'i, bu Senas Çakıroğlu ikilisini gördük. Jimnastikte İbrahim Çolak burada. Dünya şampiyonu oldu. İbrahim ki Türk spor tarihinin en önemli 10 başarısından biri belki de. İbrahim'in bu dünya şampiyonluğu, onu gördük. Ahmet Önder'i gördük yine. Dünya ikincisi sporcumuz. Cenk İldem dünya üçüncüsü sporcumuz. Start noktasındaydı. Süleyman Atlı'yı yine gördük. Dünya ikincisi sporcumuz buradaydı. Atakan Yüksel'i gördük. Avrupa şampiyonu sporcumuz yine buradaydı. Bu tarz isimlerin, farklı sporlardan gelen isimlerin burada olması, İstanbul Maratonu'nda olması, belki koşmasalar bile yürümeleri son derece önemli. Atletizmden çok önemli isimler, Ramil Guliyev, Yasmani Kopello gibi, Tuğba Güvenç gibi, Salih Korkmaz gibi isimler yine buradaydı sevgili seyirciler. Onları gördük. Beytullah Eroğlu, Ayşegül Pehlivanlar ki bedensel engelli sporcumuz ki Beytullah dünya üçüncüsü. Yine Ayşegül Pehlivanlar dünya üçüncüsü atıcılıkta. Beytullah yüzmede dünya üçüncüsü. Onları gördük ve gerçekten çok çok sevindirici. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte starttalardı. Yürüyüşte de şu anda ona eşlik ediyorlar. İsmini zikrettiğimiz sporcularımız. Yine burada özel sporcularımız var. Rıdvan Yalçın, Merve Uzun, Furkan Demir gibi özel sporcularımız var. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda şampiyon olan Rıdvan Yalçın ve Merve Uzun burada. Furkan Demir burada, Avrupa ikincisi. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda ikinci olan Furkan Demir. Özel sporcularımız da buradalar. Elvan'ı görüyoruz. Elvan ABLGS. Geçtiğimiz yılın beşincisi. Elvan 37 yaşında. 2.29.30'u var İstanbul'da 2013 yılında. Geçen sene en iyi derecesini yaptı burada. Beşinci olarak. O da Bakırköy'de dönüşünü gerçekleştirdi. Bakırköy Hava Harp Okulu önünden dönüşünü gerçekleştirdi ve Gülhane Parkı'na doğru ilerliyor Elvan ABLGS. Evet, Elvan özellikle 2004-2005 o yıllardaki
2004 yılında 5000 metredeki dünya rekoru performansıyla dünya atletizm tarihine adını altın harflerle yazdırdı ama artık ilerleyen yaşından dolayı maratona doğru yönelmişti son yıllarda ve son yıllarda da maratonda performans göstermeye çalışıyor. Geçen yıl dediğiniz gibi buranın beşincisiydi bu şampiyonanın. Bu yıl da kendisi olimpiyat kualifikasyonunu geçmek için çabalıyor. Kenya'dan, Azerbaycan'dan, Etiyopya'dan, Bahreyn'den, Kırgızistan'dan sporcular var sevgili seyirciler. Burada yarışan. Zamanı merak ediyoruz. Zaman ne olacak acaba? Bir parkur rekoru temposu görünmüyor şimdilik. ...26 yaşındaki Peter Ndorobo. Onu gördük ve kadınlar grubuna geçiş yaptık şimdi. Kemaoi, 21 yaşındaki Kenyalı. Kadınlarda da 5 kadın sporcu kendilerine destek olan tavşan atletlerle yarışı sürdürüyorlar. Onlarda da herhangi bir kopma yok ilk 5 sporcudan. Kenyalı atleti de gördüm. Kemaoi, 98 doğumlu. ...2.10.42 erkeklerde parkur rekoru, 2.22.36 kadınlarda parkur rekoru sevgili seyirciler. Vincent Kiplagat 2010 yılında parkur rekorunu kırmıştı erkeklerde. Ruth Chepengetich 2017'de parkur rekorunu geliştirmişti. Kadınlarda iki Kenyalı şu anda İstanbul Maratonu'nda parkur rekorunun sahibi. Öndeki beşli ekrana geliyor bir kez daha. Yavaş yavaş kopmaların başladığı bölümdeyiz. Evet, özellikle Afrikalı sporcular yarışı domine ettiler ve yaklaşık 30. kilometreye doğru evet 30 kilometre geride kaldı. 1.35.29 ile kadınlarda da 30 kilometre geride kalacak. Üzeyir Söylemez yola devam ediyor. Erkeklerde şu anda burada 5 kişilik bir grup görüyoruz. Yansıyan derece 1.35-30 kilometre geçiş zamanı ise şu anda atletlerin temposu 2.10 civarında bir tempo. Bu da parkur rekoru da olabilir. 2.10.42 parkur rekoru Vincent Kiplagat. Bu tempo bakalım devam edecek mi? Özellikle parkurun son kısımlarında çıkış olduğunda göz ardı etmemek gerekiyor. Çünkü sporcuların özellikle borçlanmaya ve yorgunluk düzeylerinin arttığı noktada da parkuru çıkışla tamamlayacaklar.
tabii yayının baş kısmında da bahsettiğim gibi maraton için en önemli faktör koşu ekonomisi. Koşu ekonomisi iyi olan atletler çok daha iyi performans gösteriyorlar maraton branşında. Bu da özellikle Afrika kökenli atletlerinde fiziksel doğuştan kalıtımsal özelliklerinden dolayı koşu ekonomilerinin daha iyi olduğu bilimsel araştırmalarda da ortaya konmuş. Kadınlar da önde olan grup ve erkekler de önde olan grup geliyor ekranlarınıza. Erkeklerde 5 atlet kaldı önde. Geçtiğimiz yıl gerçekten özellikle kadınlar yarışı çok keyifli geçmişti. Son derece tempolu geçen bir yarıştı. Bu sene bakalım son kilometreler nasıl gelişecek? Hep birlikte göreceğiz ilerleyen dakikalarda. Bu beşli artık tamamen koptu diyebiliriz. Önde 5 kişilik grup ve bu grup içinde de hala evet şu anda tavşan atlet var. 32. kilometreyi 1.37.47 ile atletler geçti. Ve son kilometreyi de 3.10'luk bir zaman diliminde geçtiler. Şu andaki tahmini hesaplama süresi 2.09'un altı olarak gözüküyor ama parkurun son kısmını da göz ardı etmemek gerekiyor. Ama 2.9 ve 6 gelmese de parkur rekoru gelebilir. 2.10.42 parkur rekoru bir kez daha söyleyelim. Elit atletlerde şu an için yarışı terk eden bir isim bilgisi ulaşmadı. Biraz da isterseniz federasyonumuzun faaliyet programından bahsedelim. Sayın Ahmet Alibaş, yarışmaların sayısı ciddi şekilde arttı. Gerçekten mesafe yarışmalarının sayısı ciddi şekilde arttı. Ülkemizde ilerleyen haftalarda neler göreceğiz? Özellikle tabii önümüzdeki yıl olimpiyat senesi olması dolayısıyla faaliyet programı oldukça yoğun geçecek. Ve bir çok atletizm sever de önemli şampiyonalarda atletlerimizi izleme şansını elde edecekler. Tabii ki başta olimpiyat Temmuz ayının sonu ve Ağustos ayının başında Tokyo'da gerçekleşecek. Hemen 3 hafta sonra yine Ağustos ayının sonu ve Eylül ayının başında Avrupa Atletizm Şampiyonası var Paris'te. Bu ilk önemli iki majör yarışma önümüzdeki yıldaki hedef yarışlarımızdan ve bu amaçla da gerek kulüplerimizin desteğiyle gerek federasyonumuzun planlı çalışmalarıyla olimpiyat oyunlarına ciddi bir şekilde hazırlanıyoruz. Tabii ki olimpiyatlarda başarı elde etmek Türk spor adına herkesi mutlu edecek bir olay ama kolay iş değil bunlar. Özellikle sporcuların hazırlanması ve bu şampiyonalarda başarı elde edebilmek için yarışmaları gerçekten çok meşakkatli bir yoldan geçiyor. Yaklaşık bir 10 aylık, 10,5 aylık bir süremiz kaldı. Bu süre zarfında da en iyi şekilde hazırlıklarımızı yapacağız. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda da oldukça yoğun bir takvim bizi bekliyor. Tabii özellikle olimpik düzeyin dışında da altyapılara olsun çok ciddi çalışmalar var. Gerek sporcu sayısının artırılması, gerek sporcu kalitesinin artırılması yönünde federasyonun yapmış olduğu çok değerli çalışmalar var. Bu da Türk atletizminin tabana yayılmasında yapılması gereken işlerin başında geliyor. Daha
fazla çocuğumuzu sahaya çekebilirsek daha kaliteli, daha iyi sporcu yetiştirme şansımız olacaktır. Şu anda sahil yolundan Gülhane Parkı'na doğru ilerleyiş devam ediyor. Atletlerin ilerleyişi. Evet, 32'den 33'e geçiş zamanı 2.52 olarak biraz tempo hızlandı. Bu noktada da şu anda 33. kilometreyi atletler, ön gruptaki erkek grubundaki atletler 1.40.39 ile geçtiler. Şu andaki öngörülen tahmini sürede 2.08.41. Tabii yarış bu tempoda devam ederse yaklaşık bir 9 kilometrelik bir mesafe kaldı yarışın tamamlanmasına. Öndeki isimler işte iki Kenyalı, üç Etiyopyalı. Evet, erkeklerdeki ön gruptaki zaman dilimi, yarım maraton geçiş zamanı 1.04.09 olarak geçildi. Bu da yayında da söylediğim gibi, eğer 2.9'u hedefliyorsanız yarıyı 1.04 civarında geçmeniz gerekiyor zaten. O şekilde de geçilmiş. Şu andaki ön grubun gittiği tempo sanki 10.000 dolarlık bonusa doğru gidiyorlar. 2.09 ve altını koşmak için çabalayacaklardır. Çünkü buraya kadar geldikten sonra bu tempoyu sürdürebilirler diye tahmin ediyorum. En azından o olmasa da parkur rekoru bugün kırılacaktır. Tavşan atletlerin temposuna ayak uydurdu diğer atletler ve iyi bir tempo var şu anda. Tek tabii düşünülmesi gereken nokta Gülhane Parkı'ndan Sultanahmet'e doğru olan o çıkış. Orada bir tempo kaybı muhtemelen yaşayacak sporcular ama buna rağmen yine parkur rekoru gelebilir. 2.10.42 geliştirilebilir. Bugün hava koşulları da çok yardımcı oldu atletlere. Şu anda 33. kilometreye kadar koşulan sürede bu rekorun gelebileceği yönünde. Önde 5 sporcu. Ve kadın atletlere döndük. İstanbul surları ve yedi kule geliyor ekranlarınıza. Surlarla ilgili bilgiler verdik sizlere. Halit surları 5,5 kilometre, Kara surları 7,5 kilometre, Marmara surları 9 kilometre uzunluğunda. Surların uzunluğu toplam 22 kilometre. İstanbul'da Hendek dış sur ve iç sur bölümlerinden oluşuyor. Kara surları İstanbul'un çevresindeki Doğu Roma zamanında yapılmış şehir duvarlarından bahsediyoruz. 5. yüzyıldan başlayarak inşa edilmiş bu surlar. İstanbul 41. kez bu maratona ev sahipliği yapıyor. Tabii akıllara şu soru da geliyor. Şunu her zaman söylüyoruz. Maratonlar yapıldıkları şehirlerin isimleriyle anılıyorlar ve o şehirlerin tanıtımı için son derece büyük bir önem taşıyorlar. İstanbul'da bu var. Peki Ankara'da olmayacak mı ilerleyen günlerde böylesi güzel bir maraton başkentimizde? Evet, başkentimizde daha önceden yapılan maratonlar var. Özellikle Balkan şampiyonalarının koşulduğu maratonlar var. Ama tabii dediğim gibi öncelikle o şehrin bu maratona sahip çıkması gerekiyor. Daha sonra sponsorların, daha sonra federasyonun. Ankara'da da yol koşu organizasyonları yapılıyor ama sınırlı. Maraton bazında, şu anda tam maraton bazında
bir organizasyonumuz Ankara'da yok. Dediğim gibi işte geçen hafta içerisinde Diyarbakır'da bir lansmanı yapılan 2019 Nisan 2020'de yapılacak olan Sur Yarım Maratonu var. En azından yarım maratonlarla başlayıp maratona doğru giden bir sürecin olması gerekiyor. İlerleyen yıllarda da geçmiş yıllardaki o heyecanı, o atmosferi yansıtacak. İstanbul'da olduğu gibi Ankara'da da, İzmir'de de, diğer şehirlerimizde de bu maraton organizasyonunun olması hem sporun tabana yayılmasına hem de atletizm gelişmesi açısından çok katkı sağlayacaktır. Evet, küçük bir özet de geliyor ekranlarınıza sevgili seyirciler, şu ana kadar neler yaşandı. Ekranın sonunda canlı görüntüler, sahada şu ana kadar yaşananlar küçük bir klip eşliğinde sizlere ulaşıyor. Evet, şu anda atletler 35. kilometreyi geride bıraktılar. Erkeklerdeki ön grup 1.47.09 ile 35. kilometreyi geride bıraktılar. Biraz 34. kilometrede tempo yavaşladı ama yine 35. kilometrede 2.56'lık bir süre var, geçiş zamanı var son kilometrede. Şu anda gerçekleşecek zaman 2.09 civarına doğru yükseldi. Bu da artık yarışın son kilometreleri olması sebebiyle, dediğiniz gibi parkurun son bölümünde çıkış olduğunu da göz önünde bulundursak parkur rekoru gelebilir ama 2.09'un altı koşması için atletlerin bu noktalarda tempolarını biraz daha korumaları gerekiyor. 1.47.13 35 kilometre geçiş zamanı Felix Kimutai bu bölümde. Felix Kimutai geçen yılın galibi. Felix Kimutai. Gelecek. Merakla bekliyoruz. Kadınlarda da temponun yüksek olduğunu görüyoruz. Şu anda 4 kadın atlet finişe doğru ilerliyor. Ön grupta erkeklerde 3. Kadınlarda 3 tempo veren atlet var. Kişisel tempo veren sporcuları da var. Evet, atletlerin. Evet. Tabii böyle durumlar gözlemlenebiliyor. Kayıt olmasa da organizasyon tarafından pacemaker olarak, tempo belirleyici olarak kayıt yaptırılmasa da sporcuların bireysel olarak tercih ettiği, onlara tempo verecek atletler de yarışa kayıt ettirmiş durumda. Örneğin Yasemin Can Arslan'ın eşi Ahmet Arslan da eşine tempo vermek için bu yarışta yarışıyor. Bunun gibi diğer atletlere de kayıt yaptırmış master düzeyindeki atletler de zaman zaman tempo verebiliyorlar. Bu da yani maratonun zorluğunu da göz önünde bulundursak olması gereken durumlardan bir tanesi. Kimutai 89 doğumda, geçen yılın şampiyonu, 30 yaşında. O da maraton için ideal yaşlardan bir tanesinde. Özellikle maraton biraz daha ilerleyen yaşlarda daha iyi performans gösterilen bir branş olarak karşımıza çıkabiliyor. Özellikle 25'li yaşlardan sonra performanslar oldukça maratonda gelişebiliyor. Hatta 40'lı yaşlara kadar, 40'lı yaşların üzerinde de maratonda performans gösteren sporcular var. Mesela bizden örnek vermek gerekirse de Elvan Abeylegesi yaşı ilerledikçe mesafeleri uzattı. Evet, 37 yaşında şu anda Elvan. O da maratonda oldukça başarılı performanslar gösteriyor. Şu anda 36. kilometrede geride kaldı. 36. kilometre çipten gelen zaman, düzeltilmemiş zamanda 1.50.17 olarak yansıdı. Son kilometreyi de 3.07'de sporcular geçti. Burada biraz da parkurun durumundan dolayı da tempoda biraz dalgalanmalar gözlemleniyor. Biraz da artık bu noktalarda sporcular yarışı kazanmak için de artık bireysel olarak belirledikleri stratejileri de ortaya koymak zorundalar. Çünkü artık yarışın son kilometrelerine doğru ilerliyorlar. Burada biraz da sporcular birbirini koparmak için de taktiklere başladılar.
58 elit atlet yarışıyor Vodafone İstanbul Maratonu'nda sevgili seyirciler. Toplam 33 bin çiftli koşucu var 15 kilometre parkurunda. Toplamda ise 42 kilometre ile birlikte 37 bin çiftli koşucu burada mücadele ediyor. 106 ülkeden katılımcı var. 140 bin kişi Vodafone İstanbul Maratonu'na katılmış durumda. Halk koşusu da tabii ki buna dahil. Erkeklerde ön grup işte geliyor ekranlarınıza. Geçen sene Felix Kimutai burada kazanmayı başarmıştı. Sporcular şu anda Gülhane Parkı'na doğru ilerliyorlar. Sahil yolundalar hala ve parka henüz sapmış değiller. Evet, şu anda 37. kilometreyi de atletler geride bıraktılar. 1.53.24 ile şu anda da tahmini süre yine 2.09.20-25 civarında gözüküyor. Yani şu anda parkur rekorunu kırabilecek bir performansı atletler sergiliyorlar. Şu anda gelinen tempo 2 saat 10 dakikanın altı olacak. Bu da İstanbul Maratonu için oldukça iyi bir zaman. En azından 2.09'luk bonus zamanını almasalar da parkur rekorunu 2 saat 10 dakikanın altına indirmiş olmaları bu parkuru ileride atletler tercih etmesi açısından da önem arz edecektir. Çünkü atletler yarışma seçerken ilk başta ödülünü daha sonra performans gösterebilecekleri parkurları tercih ediyorlar. Elit atletler düzeyinde. Tabii sivil toplum kuruluşlarından da bahsettik. Geçtiğimiz yıl 12 milyon liranın üzerinde bağış toplanmıştı sivil toplum kuruluşları tarafından. Bu sene bu meblağın üzerine çıkılması bekleniyordu. Henüz resmi rakam açıklanmadı ama umuyoruz ki 12 milyonun üzerinde bir bağış toplanmıştır. Büyük maratonlara, o majör maratonlara baktığımızda gerçekten çok çok büyük meblağlar. New York Maratonu'nda, Boston Maratonu'nda 30 milyon dolarlar civarında bağışların toplandığını biliyoruz. Tabii organizasyonunuz ne kadar kaliteli ve iyiyse o kadar daha işlevsel oluyor. Tabii İstanbul Maratonu'nda bu noktada diğer maratonlara da örnek alarak bu konudaki eksiklerini giderecektir zaman içerisinde. Ama bunun temenni ederiz ki en kısa sürede bu seviyeye çıkmasın. Bu yıl aynı zamanda ilk kez patenli koşu da gerçekleştirildi. Sevgili seyirciler, ekrana yayının başında gelmişti. İlk kez patenli koşu kategorisi yapıldı ve bir test sürüşü niteliğinde gerçekleştiriliyor bu yıl. Toplamda 300 kişinin katıldığı, 16 yaş ve üstü katılımcıların yer aldığı bir kategori bu. Patenli koşu kategorisi. 16 yaş üstündeki sporcuların katılmasına sadece izin veriliyor. Onlar da 36 kilometre yarışıyorlar. Tabii katılımcı bazında, katılım bu çeşitlendirme bazında gerek paralimpik atletlerin yarıştırması, gerek bu yıl patenli grubun yarışmaya dahil edilmesi, halkın halk koşusuyla yarışmaya teşvik edilmesi, bunlar organizasyonun kalitesini artırmasından çok önemli adımlar. Ama ne kadar iyi organizasyon yaparsanız yapın, seyirci olmadığı takdirde bu biraz daha gölgede kalıyor. Önümüzdeki yıllarda da mutlaka ve mutlaka seyirciyi de artıracak, maratona olan ilgiyi artıracak. Çünkü atletin tek motivasyonu, yarışın başında da bahsettiniz, çok büyük bir irade gösteriyorlar. Psikolojik olarak bu direnci gösteriyorlar. Dışarıdan alacağı bir bravo veya bir alkış atletin motivasyonunu yukarıda tutacaktır. Yarıştaki o direncini artıracaktır. Serap Aktaş örneğinde verdiğiniz gibi. Patenli sporcular da ekrana getirildi az önce. Onları ilk kez gördük. Bu sene artık finiş
finişe son derece az bir zaman kaldı. Erkekler için evet, finişe doğru yaklaşıyoruz. Şu anda 38. kilometrede geride kaldı. 1 saat 50 dakika 29 da şu anda çip zamanından gelen süreler. Çip zamanıyla official zamanlar arasında çok farklılıklar olmuyor. Daha sonradan sporcunun göğüs düzlemi üzerinden finişte düzeltmeler yapılıyor. O da düzeltilmiş zaman olarak, resmi zaman olarak ilan ediliyor. Ama çipten alınan zamanlarda yarışın temposu ve yarışın ne kadar da koşuldu hakkında bize anlık bilgileri ulaştırabiliyor. Şu anda erkekler 3 dakika 05 yani 3 dakikalık binler civarında tempolarını sürdürüyorlar. Tempolarında çok düşüş olmadı. Son 3 kilometrelik geçiş zamanlarında 3.07, 3.08 ve 3.05'lik bir tempo yaptılar. Ve yarışın da şu anda son 3.5 kilometresine doğru giriyorlar. Yani yarışın tamamlanmasına yaklaşık bir 10 dakikalık bir zaman dilimi kaldı. Sağda öndeki kadın grubunu görüyoruz. Solda önde yer alan erkek grubunu görüyoruz sevgili seyirciler. Evet, kadınlarda ilk üç biraz daha belirmiş durumda. İki tane destekçi tavşan atlet erkek olduğunu varsaydığımız sürece de 3 tane kadın atlet diğer gruptan kadınlar kategorisinde ayrışmış durumdalar. Erkeklerde de dörtlü bir grup yarışmayı sürdürüyor. Erkeklerde öyle tahmin ediyorum ki bu mücadele tırmanış etapına kadar devam edecektir. Belki de son düzlüğe kadar devam edecektir. Şu anda atletlerin fiziksel görünümlerinde çok birbirinden farklılık gözlemlenmiyor. İki grupta da temponun yüksek olduğunu görüyoruz sevgili seyirciler. Bakalım bir parkur rekoru gelecek mi? Kadınlarda da tempo hiç fena değil. Kadınlarda da 2.22 hedefleniyordu ama kadınların çip zamanı şu anda bendeki dataya yansımadı. Erkeklerde 39. kilometrede şu anda geçildi. 1.59.49 da geçildi. Ve şu anda tırmanış etapında olduğu için biraz da atletler son kilometre 3.20'de geçildi. Şu anda yine tahmini derece 2.10'un altında. Bakalım 2.10'un altında kalmayı başarabilecek mi sporcular? Bir parkur rekoru gelecek mi? Merakla bekliyoruz sevgili seyirciler. Sultanahmet'te de şu andaki tempoları gösteriyor. Yalnız parkur rekorunu kıracaklar gibi duruyor. Çünkü şu andaki son 3 kilometreye girdikleri için de ne kadar çıkış olsa da o kadar kayıp zaman yaşamayacaklardır. Yani 0.25-0.30'luk bir kayıp zaman yaşamasalar dahi 2.10'un altı bugün koşulacak gibi duruyor. Felix Kimutai saatini kontrol etti. Oldukça rahat görünüyor. Geçen sene kazanmıştı burada. Felix Kimutai sevgili seyirciler. Bir parkur rekoru gelir mi hep birlikte? Bunu merak ediyoruz. Hem kadınlarda hem erkeklerde parkur rekoru Kenyalı sporculara ait. Felix Kimutai burada. Artık tavşan atletlerin işi kalmadı ama yine de bu grupta bir tavşan atlet gördüm. Melvin Kiplagat'ı gördüm. Muhtemelen yarış içerisinde kendini çok iyi hissetti. Şu anda da hem tavşanlık için aldığı parasını cebine koydu hem de ilk dörtte de gittiği için sıralamadan da ödül kazanacağına inandığı için yarışmayı sürdürüyor. Felix Kimutai burada. Son derece iyi bir tempo sporculardan. 2.10'un altına inebilecekler mi? Şu anki tempo 2.10'un altı temposu ama bir çıkış bölümü var. Burada Daniel Kibet yine tempo veren atletlerden Daniel Kibet bu grup içinde.
Evet, atletler 40. kilometreyi de 2 saat 02 51'likle geride bıraktılar. Ve son 2 kilometreye giderken şu anda tempo halen 2.10'un altı gözüküyor. Peter Ndorobo, yarışın lideri, Kenyalı 93 doğumlu sporcu Peter Ndorobo. Öne doğru bir atak yaptı. Şu anda diğer sporcular onunla birlikteler. ...2.14.34 kariyer en iyisi Peter Ndorobo'nun geliştirecek. Muhtemelen geliştirecek. 2017'de Ljubljana'da bu zamanı yapmıştı Peter Ndorobo. Tabii koşulan parkurlar, koşulan parkurun zorluk derecesi performansın ortaya çıkmasında da en önemli etkenlerden bir tanesi. Eğer parkur iniş ve çıkış bölümü çoksa o parkurda derece elde etmek oldukça zor oluyor. Mümkün olduğunca maratonda tercih edilen parkurların düz olması tercih sebebi. Peter Ndorobo yanına geldi. Felix Kimutai. Daniel Kibet, tavşan atlet de bu grupta hala. İlk dörtte kalmayı başardı tavşan atlet. Bitirecektir muhtemelen. Çünkü buraya kadar direndiyse, buraya kadar yarışı sürdürdüyse, hatta burada podyum. Podyumu dahil kafasında şu anda geçiriyordur. Çünkü en rahatı o. Çünkü organizasyonla ilgili maddi kazanımını zaten yarış başlamadan almıştı. Buradan da sıralamadan da kendisine çok güzel bir sıralama çıkarttı. Belki de hatta kafasından yarışı kazanmayı bile geçiriyordur şu anda. Ve işte o bahsettiğimiz tırmanma bölümü başladı sporcular için. Burada biraz tabii ki tempo kaybı olacak. Zamana bakacağız. Son 2 kilometre içindeler. 2.02.54 ile geçildi 40 kilometre. Artık süreyeden de gözlemlediğimiz üzere artık son 1.5 kilometreye doğru atletler ilerliyorlar. Birazdan 41. kilometre tamamlandığında Gülhane Parkı'ndalar şu anda. Evet, üçlü şu anda. Podyum şekillendi. Evet, erkeklerde de podyum şekillendi ama sıralama bence son düzlüğe kadar devam edecektir. Felix grubun arkasında şu anda geçen kazananı. Bu arada tavşan atlet Daniel hala burada. Daniel Kipkore Kibet. Daniel bu yarışı kazanmayı kafaya koydu. Son artık 1.5 kilometre içindeler. Hatta son 1 kilometreye girmek üzere atletler. Kadınlara geçtik. Onlarda da önde rakiplerinden ayrılmış, kopmuş bir güçlü görüyoruz. Eğer Daniel bu yarışı kazanırsa bundan sonra... Açtı arayı. Tempoyu yaptı Daniel. Daniel Kipkore Kibet. Evet, şu anda 41. kilometrede 2.06.11 ile geçildi. Şu anda halen daha 2.10 temposunun altında koşuyor atletler son kilometreye girilirken. Tabii sondaki 195 metreyi de unutmamak gerekiyor. 42 kilometre 195 metre. Maratonun mesafesi sevgili seyirciler. Çok iyi bir tempo yaptı. Kipkore Kibet. Ve şu anda kendini zorluyor. Sonuna kadar zorluyor. Tempoyu. Daniel Kipkore Kibet sevgili seyirciler. Birinciliğe doğru gidiyor. 2.10'un altında kalacak gibi görünüyor. Bakacağız, göreceğiz hep birlikte. 2 saat 47 dakika karar. Ama 2.10'un altında koşması maratonun prestiji açısından da çok önemli. Daniel Kipkore Kibet tavşan atlet. Birinciliğe doğru gidiyor. Temposunu
korumaya çalışıyor ama arkadan da bir atak var. Çıkış bölümü olduğu için mesafe aralarında oluştu. İzin vermeyecektir. Sonuna kadar direnecektir. Artık bundan sonraki sürelerde de pacemaker olarak tercih edilecek atletlerin başında gelir. Daniel Kipkorek Kibet. Hem görevini yaptı hem yarışı tamamladı. Evet, devam et. Daniel Kipkorek Kibet'i bekliyoruz artık. İşte geliyor. Kenyalı sporcu. Evet, son bizim de bulunduğumuz platformdaki finish platformuna doğru. Fotoğrafçılar hazır, kameramanlar hazır. Herkes onu bekliyor. Daniel Kipkore, Kibet, Kenyalı sporcu, tavşan atlet. Görevi burada tempoyu belirlemekti ama o hem görevini yaptı hem de bir ekstra yapıyor. Yarışı kazanıyor. Parkur rekoru da geliyor. Parkur rekoruyla kazanıyor Daniel Kipkore Kibet. Müthiş bir başarı imza atıyor. Parkur rekoru geliyor. 2 saat 10 dakikanın altında koştu. 2 saat 10 dakikanın altında koşuyor Daniel Kipkore Kibet sevgili seyirciler. Ve yarışı kazanıyor. Parkur rekoruyla kazanıyor. Felix Kimutai'nin parkur rekorunu geliştiriyor. Felix Kimutai da 3. sırada yarışı tamamladı. Parkur rekoruyla kazandı. Tavşan atlet. Felix. Arkadaşlar, evet, Kibet. Bu yarışmada üçüncü oldu. Daniel Kipkore Kibet, Felix Kimutai üçüncü oldu. Daniel Kipkore Kibet kazandı. Peter Endorobo da geldi. Ve kadınlara döndük. ...2.09'un altına inen... $10.000 alacaktı. 2.09'un altına inemedi. Rekor kırdı ama rekor için belki bir ödül alacak. Evet, rekora ödül olması lazım parkur rekoruna. Ekstra ama zaten hedeflenen derece 2.09'du erkeklerde. Evet. 2.09 ve 6 idi ve tempo belirlemesi için bu yönde bir organizasyon yapılmıştı. Ama o hem tempoyu belirledi hem yarışı kazandı. Daniel Kibet 2.09.44 ile kazanıyor. Parkur rekoru kırarak kazanıyor. Endorobo 3 görünüyor. Kimutai. Felix beyaz formalıydı. 3. girdi ama Endorobo yansıdı grafiğe. Bakarız ona. Düzeltme yapılır herhangi bir hata varsa. Bazen rejiden de kaynaklanabiliyor. Yazılımdan kaynaklı sıkıntı olabiliyor ama beyaz formalıydı Felix Kimutai. Polat Kemboy Arıkan, o da bitirdi. Polat Kemboy Arıkan da olimpiyatlara maratonda kualifikasyon alan sporcularımızdan biri. Şu anda 11 atletimiz Tokyo Olimpiyat oyunları için kota aldı. Polat da maratonda onlardan bir tanesi.
kişisel en iyisinden biraz uzak ama bu parkur için iyi bir derece, iyi bir sıralama Polat için de. Polat Gemboy Arıkan, Avrupa şampiyonu sporcumuz. O da tamamlıyor ve kadınlara dönüyoruz. Erkeklerde parkur rekoru geldi. Kadınlarda gelecek mi? Birazdan göreceğiz. Kadın sporcular da artık son 5 kilometre içindeler. Tekerlekli sandalye kategorisinde de yarış bitmek üzere artık. Hilary Kipchumba, Kenyalı sporcu geliyor. Arkasında da bizim sporcumuz, yanılmıyorsam Üzeyir Söylemez var. Hilary Kipchumba geliyor ve tekerlekli sandalyede de birinci artık belli. Asker selamıyla sporcumuz. Evet, Polat'tan sonra Türkler klasmanında da Üzeyir ikinci sırada kendine yer buldu. Üzeyir Söylemez. Türkler klasmanında ikinci oluyor Üzeyir Söylemez. Kadınlarda nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? Erkeklerde parkur rekorunu gördük şu kadınlarda. Bakalım son 2 kilometre içindeyiz artık. Üzeyir de burada şu anda derecesi yansımadı ama kişisel en iyisini koştu. Kişisel en iyisi 2.19'du. 2.19'un altında bir derece koştu Üzeyir burada. O da 2.18 kariyer derecesiydi. Geçen yıl 2.19 koşmuştu. Bu yılda bu derecesini 2.15'ler civarına çekti. Evet, Yavuz Ağralı. O da finişe ulaştı ve Mestan Turhan geldi. Mestan ve Yavuz kucaklaşıyorlar. Mestan kendini yere bıraktı. Hemen şu anda sağlık görevlileri onun yanında. Evet, Türkler klasmanında Yavuz Ağralı üç olurken Mestan Turhan da dördüncülüğü elde etti. En azından kendi derecelerinde geliştirmiş oldular. Mestan da şu anda resmi sonuç yansımadı ama o da kişisel en iyisini maratonda gerçekleştirdi bugün Üzeyir'le birlikte. Evet, Mestan Turan'ın şu anda zamanı 2.16.35 olarak yansıdı. 2.16.25'te Yavuz Ağralı'nın zamanı yansıdı. Mestan kişisel en iyisini koşmuş oldu. Mestan Turhan kişisel en iyi zamanını yapıyor. Üzeyir Söylemez de 2 saat 14 dakika 58 ile kariyer derecesini 4 dakika geliştiriyor. Mestan zaten bu sene kariyer en iyisini yapmıştı. 2.19.01 Düsseldorf'ta Nisan sonunda koşmuştu. O da ciddi şekilde geliştirdi kariyer en iyisini Mestan Turhan. İşte atletlerimizi başta da söylemiştik. Gerçekten güzel bir organizasyon, güzel bir destek. Federasyonumuzda gerek Kenya'da gerekse yurt içinde maratoncularımıza ve mesafe koşucularımıza ciddi olanaklar sağlıyor.
Bu da bu branşta sporcularımızın daha iyi derece koşmalarını ve iyi performans göstermelerine yardımcı oluyor. Diğer sporcularımız için de devamı gelir. Yine çok kariyerli bir isim. O da yaşı oldukça ilerledi. Bekir Karayel de. Finişe ulaştı. Evet. Bekir Karayel. Ve kadınlarda artık birinci belli. Öyle görünüyor, çok büyük bir terslik olmazsa. Evet, o da şu anda tırmanışa doğru. Tekrar Ayasofya'yı gördük, Gülhane Parkı'ndayız. Kadınlarda da bahsedilen 2.22 temposu civarında tempo belirlendi. Kadınlarda da parkur rekoru gelebilir şu anda. Her iki organizasyonda bu yıl gerek tavşan atlet seçimi gerek sporcuların daveti açısından çok yerinde olduğunu da gösteriyor. Bazen tercihinizi yaparsınız ama o performansı gösteremeyebiliyor sporcular. Ama bu yılki katılan gerek elit atletler gerek yarış temposunu belirlemek için katılan atletler buna oldukça iyi cevap verdiler. Parkur rekoru Ruth Çepengetic'e ait. ...2.18.35. Bakalım bu derece geliştirilebilecek mi? Ki şu anda zaten 2.18 geride kaldı. Geliştirmesi mümkün değil. Kadınlarda zaten hedeflenen derece 2.22 idi bu yıl için. Bu organizasyona bu yıl katılan atletlerin performansları bu göstergedeydi. Önemli olan 2.22'lik dereceyi gösterip göstermeyecekler. Kadınlarda parkur rekoru dediğiniz gibi 2.18 şu an itibariyle bu sürenin gerisinde kalındı. Geçen sene mükemmel bir tempoyla koşmuştu Ruth Çepengetic. 2.18.35. O derecenin ne kadar önemli bir derece olduğunu da bu sene daha iyi anlamış olduk. Yaklaşık 3 dakika geçti şimdiden. Atletlerimizden de Hüseyin Can da 2.20.39'la yarışı tamamlayan bir başka sporcumuz. Biraz önce o da finişe geldi. Bekir Karayel de 2 saat 18.32 ile maratonu tamamladı. Eski performansından uzak olsa da en azından yine burada elit seviyesinde gelip yarışı tamamlayan atletlerimiz arasında yer aldı. Artık sporcuların isimleri yazıyor göğüslerinde. Uygulama, yeni bir uygulama. Evet, daha önceden göğüs numarası olarak yer alıyordu. Hem seyircilerin tezahürat etmesi açısından hem de sporcular kolaylıkla parkur içerisinde tanınması açısından isim uygulamasına geçildi. Bu da hem sporcuları parkurda alkışlanırken onur etme açısından hem de ekranlara ismiyle yansıması açısından güzel bir değişiklik. Ayrıca bu isimli numaraların arkasında da organizasyonun zamanı elde ettiği çip sistemi de var. Hem çip yerleştirilmesi hem de isim olarak göğüs numarası takması sporcuların adına güzel bir durum. Ve artık son metrelerde lider atlet. Evet, Sofia Şemsu şu anda Etiyopyalı atlet. O da 2.19'la geçmişti kadınlarda. Ama şu anda ekrana yansıyan lider atleti şu anda o da son finişe doğru önündeki tavşan atletle birlikte tamamlamaya çalışıyor.
Hirut Tibebu. Evet, Etiyopyalı atlet şu anda finişe geliyor. Finişe geliyor da 2.23. 2.22'nin altını inemedi. Evet, Hirut Tibebu. 2.23.36. Evet, 2.23.36 gerçekleşen derece ama hedeflenen derece 2.22 idi bugün kadınlar için. Kadınlar hedeflenen derecenin dışında kaldı ama kadınlarda da 2.23 oldukça iyi bir derece. Tibebu da 94 doğumlu, henüz 25 yaşında, maraton için genç sayılabilecek bir yaşta. Tigist geliyor. Tigist. Meningstu. Bir başka Etiyopyalı. O da yarışı ikinci sırada tamamlıyor sevgili seyirciler. Ve Morin Chepkemoi, Kenyalı atlet. O da yarışı üçüncü sırada bitiriyor kadınlarda. Ve böylece hem erkeklerde hem de kadınlarda podyum belirlenmiş oluyor sevgili seyirciler. Vodafone İstanbul Maratonu'nda 41.sini geride bıraktık. Türkiye Atletizm Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Sayın Ahmet Ali Baş, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yayınımıza katıldığınız için sevgili seyirciler, yayınımızın biz de burada sonuna geliyoruz. Ben Mehmet Sevinç, hepinize mutlu bir pazar günü diliyorum. Hoşçakalın. Pardon.
buradan geç. Şöyle geçer misin? Gel şu üçe bak gel. Kamerayı engelleme burada. Abi şöyle gidin. Belki hani adam atıyor ve arıza falan olmuştur, anladın mı? Çok geç gelebilir. Şey ama ne olacak? Geç gelmesin haber. Tören ödül töreni. Ortalama. Çıkamaz yani. Çıkamaz yani. Hadi 20 olsun. 17 olsun biraz. Abi çok engelledin orada. Excuse me. Tamam.
Kur'an geçelim mi? Falan geldi mi oldu mu? Ben bazı bisikletlere verecek. Orayı kaçıracağız. Ya bak. Ne kadar varmış? Thank you.
Turu. Ha? Nerede? Başlayacağız. Kenyalı atlet. We would like to start off with the winner of the elite athletes in males category, Daniel Kipkora Kibet. What would you like to say about this marathon? Even though you were the pacemaker,
you won the marathon this year. Tavşan atlet olarak koştun. And you also set a course record. Aynı zamanda bir parkur rekoru da gerçekleştirdin. Sesi açabilir miyiz arkadaşlar lütfen? The course was very nice. I bested the rest. And I liked it so much. And I tried to just hang on from that K. That's how I managed to see my colleagues. And I see them, they feel so weak at 40K. That's I tried to push at the last 500 meters. Okay, thanks. Tamamını duyamadım maalesef. Sesten dolayı duyabildiğim kadarıyla aktaracağım. Daniel'ın görüşleri şu şekildeydi. Gayet iyi bir parkur olduğunu söyledi. Her ne kadar tavşan atlet olarak çıkmış olsa da maratonda tempoyu belirlemeye çalıştığını ve özellikle maratonun son bölümünde yapmış olduğu atakla da maratonu kazanmayı bildiğini söyledi. Şimdi atletlerimizle devam edeceğiz. Ve Polat Kemboy Arıkan, o da 2:12:57 koştu. So Polat, what would you like to say about this year's marathon? Okay, I'll speak in good English. Please, lütfen. Okay, today I enjoyed the race, and despite this is my second marathon to finish. The first one was Paris, the second one was championship in Doha, but because of weather and condition there, was not able to finish. But I think today was my second marathon to finish, and I hope the weather was good, and I hope to do the best, because this is motivation to me, and my first again to participate in Istanbul Marathon. I've been participating in 15 kilometer. So I am happy to be here, and I am happy for the race. And my condition was okay, despite I didn't prepare well because of was a short term from Doha up to now. And I was having like 3 weeks, two to three weeks to prepare for this. But I'm happy for it. Thank you very much. And see you again. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz Polat'a. Öncelikle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Gayet iyi bir yarış çıkardığımı düşünüyorum açıkçası. İspanya sonrasında hazırlanmak için çok fazla zamanım olmadı. Yaklaşık 2-3 haftalık bir hazırlanma dönemin sonrasında İstanbul Maratonu'nu koşmak durumunda kaldım. Bu senede baktığınızda Paris ve İspanya'dan sonra da İstanbul Maratonu'nu koştum. Benim için iyi olduğunu düşünüyorum. Bir kez daha İstanbul Maratonu'nda koşmak benim için tabii ki büyük bir mutluluktu. Bu duyguları paylaştı bizlerle Polat. Şimdi de Büşra Nur Koku'yla devam edeceğiz. Büşra, sen de 2:36:53 koştun. Sen neler söylemek istersin? Öncelikle ben daha yaşım küçük olarak ikinci maratonum. Zor bir parkurdu. Fakat organizasyonda moraller yüksek, organizasyon süperdi. Yanı sıra çalışmalarımda yardımcı olan Elvan Abelegesse, Sabri Kara, menajerime çok teşekkür ediyorum. Organizasyonda emeği geçenlere de çok teşekkür ediyorum. Kulübüm İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah daha iyi yarışlarda, olimpiyat düzeyinde yarışlarda derecelerimizi elde ederiz. Çok teşekkürler sevgili Büşra. Şimdi de elit atletlerde, kadınlarda birinci olan atletle devam edeceğiz. Hirut Tibebuyla, Etiyopyalı atlet, tercümanı vasıtasıyla bizlere duygusunu paylaşacak. So, Hirut Tibebu, congratulations, and what would you like to say about the marathon? Ben teşekkür ediyorum diyor. Yani program çok iyiymişti ama 40 kilometreden sonra biraz sıkıntı vardı.
Yani rekorda için çok koşuyordum. Ondan sonra biraz yani yavaş oldum diyor. Neyse her şey için çok teşekkür ediyorum diyor. Biz de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla tebrik ediyoruz Etiyopyalı atlet Hirut Tibabu. Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nu kadınlar elit atletler arasında ilk sırada tamamladığı derecesi 2:23.40'tı. Bu bölümde soru varsa eğer hızlı bir soru alabiliriz. Yoksa basın toplantımızı tamamlayacağız ve ödül törenimize geçeceğiz. Peki çok teşekkür ediyoruz değerli basın mensupları katılımınız için bir kez daha. Tüm atletler için şöyle bir kez daha güçlü bir alkış alalım. Elit atletlerde, kadınlarda Etiyopyalı atlet Hirut Tibabu kazandı maratonu. 2:23.40'da erkeklerde Daniel Kipkore Kibet Kenyalı atlet 2:09.44 ile parkur rekoruyla Vodafone 41. İstanbul Maratonu kazandı. Ve milli atletlerimiz arasında Büşra Nurkoku 2:36.53 koştu ve Polat Kenboy Arıkan da 2:12.57 ile tamamladı Vodafone 41. İstanbul Maratonu. Çok teşekkür ediyoruz değerli atletlerimize. Thank you very much. Now the press conference is over. Thank you very much for your participation. Son bir kez daha alkışlayalım lütfen. Onlar ayrılırlarken ve ödül töreni için hazırlıklar yaparken. The award ceremony will take place in a moment. iPhone'dan şey mi? Ha. Bende var da. İşte ben şey diyorum yani. Tamam edeyim. Bilmiyorum ki sporcular bekliyor. Herhalde o. Ondan Yeah.
Thank you.
arkadaşlarımızı yerlerine davet ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız, Türkiye Atletizm Federasyonumuzun Sayın Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri, Vodafone Türkiye CEO ve değerli yöneticileri, programımızı, ödül törenimizi onurlandıran çok kıymetli basın mensupları, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Muhteşem bir havada, muhteşem bir İstanbul manzarasında, çok şükür hiçbir sıkıntı yaşamadan Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nu tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ve şimdi hak sahiplerine ödüllerini verme zamanı. Ödül törenimizi bu güzel organizasyonumuzun ev sahibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu Beyefendi'nin konuşmasıyla başlatıyoruz. Sayın Başkanım, sizleri mikrofona davet ediyorum. Lütfen buyurun efendim. Sayın Vali Yardımcımız, değerli Federasyon Başkanımız ve partnerimiz Vodafone'un kıymetli Başkanı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanlarımız var ve çok değerli şampiyonlar burada. İsmail Aktaş, Veli Ballı, Mehmet Yurdadön, bu yarışı başlatan amcamız bizimle çok değerli bir an yaşıyoruz aslında. Çünkü ben nice defalar kendisine çok teşekkür ettim birçok meydanda. Çünkü bu maraton İstanbul'un şu an için en değerli markalarından birisi. İki kıta arasında koşulan en değerli markalarından birisi. Bir parkur rekorunun oluşması bugün beni çok mutlu etti, açık söyleyeyim. Nice iyi insanlar iyi şeyler için koştu bugün. Hep iyi dilekleriyle koştu. On binlerce insan. Burada olamayanlar da onlara bence gönüldaşlık yaptı. Sporun dostluğa, kardeşliğe katkısını hep beraber hissettik. Her yönüyle muazzam bir gündü. Hava çok güzeldi. Bütün koşullar aslında böyle bir güzel günün yaşanmasına imkan tanıdı. Umuyorum ki bu güzellikler, bu sporun yarattığı kardeşlik ruhu, beraberlik ruhu, uluslararası alanda bütün sporcuların katıldığı bu ortam, umuyorum ki bundan sonra ülkemizde var olacak bütün spor müsabakalarında var olsun. Aynı ruhu yaşayalım. Bu manada önümüzdeki yıl maratonla ilgili büyük hedefler koyduk. Renay Bey, hemen başlıyor değil mi kayıtlarımız? Haftaya mı başlıyor? İlk defa bir uygulamayla önümüzdeki yılın maratonunun kayıtlarını hemen başlatıyoruz. Ve hemen önümüzdeki yılın maratonla ilgili sürecine çok ilave değerler katmak adına arkadaşlarım yoğun çalışacaklar ve dünya çapında en önemli 3 maratondan biri olma hedefimize hızla yürüyeceğiz. Bu konuda Atletizm Federasyonu Başkanımız bizim en değerli partnerimiz. Kendisine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Ve bundan sonra çok daha güzel organizasyonları, dünyanın farklı ülkelerinden çok daha geniş katılımlı elit sporcuların içinde olduğu bir maraton sürecini kentimizde var etmek istiyoruz.
tekrar emeği geçen herkese, bütün binlerce insan var, gönüllüler var. Vodafone şirketimizin çok kıymetli çalışma arkadaşları var. Spor AŞ'nin çok kıymetli çalışma arkadaşları var. Federasyonumuzun bize kattığı çok değerli çalışma arkadaşları var. Bütüncül bir süreç yaşadık. Seneye buluşmak dileğiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet efendim, şimdi bu güzel İstanbul koşusunda dereceye girenlere ödüllerini takdim ediyoruz. Lütfen kürsümüzü görevli arkadaşlarımız sahnemizden alıyorlar ve birinci, ikinci, üçüncü sırada olanlara ödüllerini takdim ediyoruz. İstanbul senin, durma koş diyerek bu yıl yüz binlerce insan muhteşem Boğaz manzarası eşliğinde bir kıtadan diğerine geçebilmenin mutluluğunu yaşadılar. İki kategoride toplam hak sahiplerine ödüllerini veriyoruz. Vodafone 41. İstanbul Maratonu Elit Kadınlar kategorisi üçüncüsü Morin Chepkemoi Kenya'dan 2:24.16'lık derecesiyle İstanbul koşusunun üçüncüsü oldu. From Kenya, Morin Chepkemoi. Birinci maratonumuzun ikincisi Etiyopya Tigist Abayechev geliyor 2:24.16'lık derecesiyle. Ve Vodafone 41. İstanbul Maratonu Elit Kadınlar İstanbul şampiyonu Hirut Tibeyu from Ethiopia. Etiyopya'dan geliyor Hirut Tibeyu 2:23.40'lık derecesiyle. Efendim üçüncüye ödülünü takdim etmek üzere, kendisi de parkurda performans ortaya koyan ve koşan misafirimiz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer Beyefendi'yi sahnemize davet ediyoruz. Üçüncü ödülünü takdim ediyor. ...2:24.16'lık derecesiyle Kenya'dan katılan Morin Chepkemoi Vodafone 41. İstanbul Maratonu Elit Atlet Kadınlar'da üçüncü oluyor ve ödülünü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'in elinden böylelikle alıyor. Kutluyoruz. Sayın Tunç Soyer'e çok teşekkür ediyoruz. Efendim üçüncünün derecesi 2:24.16 idi. İkincinin derecesi 2:24.15, yani bir salise farkla ikincinin ödülünü takdim etmek üzere ev sahibimizi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu Beyefendi'yi davet ediyoruz. Lütfen buyurun Sayın Başkanım. ...2:24.15'lik derece Tigist Abayechev Etiyopya'dan ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanımızın elinden böylelikle alıyor. Tebrik ediyoruz. Ve şampiyonun ödülünü çok anlamlı bir şekilde vermek istiyoruz. Efendim Sayın Ülker Kutlu aramızda. Ülkemizin ilk olimpiyat koşucusu, ilk maraton koşucusu Sayın Ülker Kutlu. Ve bir diğer maratoncumuz Sayın Keriman Günaydın hanımefendi, sizi de davet ediyoruz efendim. Şeref verir misiniz? Dünyada 3000, 5000 ve 10000 metrede kadınlara hak tanındığında işte bu bayanlar Türkiye'den ilk defa olimpiyat koşmaya, maraton koşmaya hak kazandılar. Efendim yanlarına Sayın Dilek İmamoğlu hanımefendiyi davet ediyoruz lütfen. Birincinin ödülünü her üç sporcumuz da takdim ediyor böylelikle. From Ethiopia'dan alıyor. From Ethiopia
2.23.40'lık derecesiyle alkışlıyoruz ve böylelikle Vodafone 41. İstanbul Maratonu elit kadınlar kategorisinde ödüllerimizi tamamlamış oluyoruz. Ülkemizin gururu olan ilk maraton koşucularımız Keriman Hanım ve Ülker Hanım, sizleri de gönül dolusu sevgilerle, saygılarla yerlerinize uğurluyoruz. Alkışlarımız sizler için geliyor. Efendim bu yıl farklı bir heyecan yaşıyoruz. Çünkü parkur rekoru kırıldı. Evet, geçtiğimiz yıl 2.09.57 olan derecemiz bu yıl 2.09.44 olarak gerçekleşti. Ve İstanbul'u dünyada tanıtan, dünyaca ünlü bir maraton haline getiren derecemiz bu yıl kırılmış oldu. Bayanlar baylar, Vodafone 41. İstanbul Maratonu elit atlet erkekler kategorisi ödül töreni. Üçüncü, Peter Kwemoyi Drobo from Kenya, 2.10.09'luk derecesiyle Peter Kwemoyi Drobo geliyor üçüncülük kategorisine. Evet, ikinci sporcu Gitayel Antafu Zerihun geliyor Etiyopya'dan 2.09.57'lik derecesiyle. Gitayel Antafu Zerihun geliyor from Ethiopia. Ve parkur rekorunun sahibi Daniel Kiproke Kibet geliyor. Kenya'dan gelen sporcuya. Sayın Fatih Çintımar, Federasyon Başkanımızın elinden almış oldu. Ve efendim, Vodafone 41. İstanbul Maratonu ikincisi ödülünü takdim etmek üzere İstanbul Vali Yardımcımız Sayın Ahmet Önal Beyefendi'yi davet ediyoruz sahnemize. Sayın Valim, buyurun efendim. .09.57'lik derecesi geçen yılın derecesiydi. Geçen yıl kazanan sporcumuzun derecesiyle bu yıl ikinciliği elde etmiş oldu. Gitayel Antafu Zerihun Etiyopya'dan. Sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz. Parkur rekorunun sahibi Daniel Kipkore Kibet Etiyopya'dan 2.09.44'lük ödülünü takdim etmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu Beyefendi'yi, Vodafone CEO'su Sayın Kulman Deegan Beyefendi'yi davet ediyoruz. Buyurun efendim. Spor İstanbul Genel Müdürü Sayın Rene Oyunur, bu fotoğrafta siz de yer alır mısınız lütfen? Buyurun Sayın Genel Müdürüm. Evet. İAF kategorilerinde altın kategori.
İAF kategorisinde İstanbul Maratonumuz altın kategoride koşulan bir maratondur. Platin kategoriye doğru emin adımlarla yürüyen bir maratondur. Elit erkekleri şöyle güçlü bir alkışla önümüzdeki yılda beklediğimizi söyleyelim mi? Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kadın atletlerimizi, kadın elit atletlerimizi de toplu fotoğrafımız için davet ediyoruz. Efendim, Sayın Federasyon Başkanımız, şampiyon sporcularımız aramızda. Lütfen şampiyon sporcularımızı davet ediyoruz. Sayın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız, lütfeder misiniz efendim sizler de? Protokolümüzü onurlandıran kıymetli isimlerimiz, Gençlik Spor Genel Müdürümüz, belediye başkanlarımız. Değerli katılımcılar, Vodafone 41. İstanbul Maratonu ödül törenimizi böylelikle gerçekleştirmiş olduk. Alkışlarımız Vodafone İstanbul Maratonu'na katılan tüm sporcularımız için. Seneye 41. İstanbul Maratonu'nda yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın.